Okey. Merhaba. Tanımayanlar için ben Edip. 23 Mart 2019 Londra'dayım. Bu arkadaşla her gün görüştüm. Yani burada 7-8 gündür buradayım. Mahmut'la dün görüştüm. Bu arkadaşla bu arkadaşla diyorum. Özür dilerim. İlhan kardeşle bir video yapacaktık. Tuttuk en son dakikaya erteledik, yani onu becerdik. Yani havaalanına gitme zamanı. Şu anda saat 5, sabahın 5'i geldiler. Benim uçağım saat 10'a yakın. Öyle yani, gitmeden önce otelin lobisinde kimse var mı? Yok. Harika bir yer. Burada bir köşede biz sohbet edelim dedik. Mahmut arkadaş, İlhan arkadaş. Ben soruları soracağım oradan. Yer yok böyle sıkışmak yerine. Ben videoyu çevireceğim. Çok ilginç bir sohbet olacak inşallah. Ama uyuyup uyumadıklarına bağlı. Ben de grip olmuştum hasta. Yani öylesine çok iyi bir performans görmeyeceksiniz ama içerik bence sizin için çok eğitici. Inspirational ne demek? İlham verici. Yok. Vazgeçiyoruz. İlham kelimesi o kadar şey edilmiş ki, yozlaştırılmış ki. İlham almayın. Ders alın, ibret alın bundan. Görüşmek üzere. Evet. He? Ben kamerayı verdim. Grey için daha yılmaz mı ya? Yok yok. Sen de konuşmak istemez misin? Sen de katılırsın yani. Çünkü senin de tecrübelerin var. Evet. İlhan amca. Buyur. Kendini biraz tanı. Senle geçen, yani 1,5 yıl önce ben buraya Avrupa Parlamentosu'nda konferans için geldiğimde tanışmıştık. Sesini yükselt biraz, evet, çünkü ben, bunu işitmesi lazım bu. 13 yıldan beri Londra'dayım. Edip abiyi ben herhalde bir 20 yıldan beri falan takip ediyorum. 20 yıldan daha fazla aslında. 23 yıldan beri takip ediyorum. Yapma, cemaat içindeydik kemi takip ediyordun. Ben evet, kitap okumanın zararları kitabınızı okumuştum. Sen demek ki orada almışsın aşıyı, sorgulamayı, zalim. Evet. O kitabı okuduktan sonra hala... Kitap okumanın zararlarını okumuştum. Kitap okumanın zararları. Evet, Edip abinin böyle ironical bir kitabı vardı. Çok güzeldi. Bir de rahmetli babanızla bir röportaj için babanızın yanına gitmiştik. Evet. Allah rahmet eylesin. Onun da böyle ahlakı, alim ahlakı çok hoşuma gitmişti. Bir telefonla konuştuk. Fatih'teki evinin telefon numarasını aradık. O zamanlar biz bir abiyle beraber cevaplar.org diye hala şu an faaliyet gösteren bir site vardı. O siteyle alakalı çalışmalar yapıyorduk. İşte değişik İslami hareketleri, onların öncülerini, İşte alimleri, araştırmacıları, akademisyenleri röportaj yapıyorduk. İşte Nur Hareketi'nden, Said Nursi'nin talebelerinden, Mustafa İslamoğlu'na. Şöyle çok geniş bir yelpazeydi. İnsanlarla tanışıp onlarla işte sorularımızı soruyorduk. Fotoğraf çekilip işte kayıt yapıyorduk. Mehmet Kırkıncı rahmetli, onunla da röportaj yaptık. Niceleriyle öyle bir röportaj yapılmıştı o vesileyle. Babanızı da rahmetli aramıştık. O da bizi davet etmişti eve. Biraz yüksel sesin, korkma kimse. Evet, evet. O babanızı da aramıştık, sağ olsun bizi eve davet etmişti. Tabii hem Şafii mezhebinin Türkiye'deki en önemli alimiydi. Zaten ondan sonra Şafii mezhebinden kimse kaldı mı bilmiyorum da. Yani, yok, Hanefi'deydi. O dört mezhepte şeydi. Dört mezhepte de evet. Tabii. Şeyi vardı. Şey. Yani ilmi vardı. Dört mezhepte zalimdi. Z harfi parantez içine koy. Yok, babam kişilik olarak aslında merhametli, cesur ve dürüst bir adamdı. Yani din için kendini satma. Defalarca tanık oldum. Çok yoksul bir hayat yaşadık. Halbuki çok müreffeh bir hayat yaşayabilirdi. Çünkü çok para teklifleri. Hepsini reddediyordu. Böylesine bir adamdı. Ancak dini olarak maalesef benim inancıma göre evet. Parantez içinde zalimdi. Evet. Buyur. Sonra dedi ki ben biraz dedi sıkıntılar yaşıyorum dedi. Zihni melekelerimde de sorunlar var. Ben o sorulara tam manasıyla cevap vermeyebilirim.
Kitaplarda ne yazdıysa öyle kalsın istiyorum dedi. Evet. Bir şeylere yanlış cevap vermek istemiyorum yani. Çok yaşlıydı dedi. Mesela bu benim çok hoşuma gitmişti. Bununla alakalı daha önce Muhammed Hamidullah'ın bir şeyini duymuştum. Yani Muhammed Hamidullah değiştirmek istemiyordu. Yani mesela soru sorduğu zaman benim zihni melekelerim çok iyi değil. Ben artık bir şeyler söyleyip böyle sansasyon olacak. Veya... Geç şimdi bu konuları, asıl geçtim. Konuya geliyoruz. Geçtim. He, sen şimdi bu hizmet dediğin cemaat içerisinde ne kadar kaldın canım kardeşim? Evet, ben abi ortaokulda hizmet hareketi. Bir de ben şuna inanıyorum. Bütün örgütlerin kendini adlandırabilme hakkı olduğuna inanıyorum. Evet. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layık gördüğü isim FETÖ biraz sanki böyle pejoratif bir mana taşıyor. Evet. Yani Fethullahçı terör örgütü. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle dese de veya işte Sayın Reisi Cumhur böyle evet. adlandırmaya çalışsa da bu biraz şey bir mesele. Yani her örgütün kendini adlandırabilme hakkı vardır yani öyle düşünüyorum. Mesela işte hizmet hareketi olarak kendini adlandırmak istiyorsa hizmet hareketi, PKK. Burada PKK'lı veya PKK'lı işte PKK'lı birisiyle görüşürken bana demişti ki niye PKK diyorsun demişti mesela. Yani kaka kelimesi kullanıyorsun dedi. Ha. Ya biz PKK'yiz dedi. Hatta açılımımıza da öyle diyordu. Niye böyle diyorsun dedi. Ben bak vallahi bir bilgim olmadığı için ve konuşurken bir aşağılama olsun diye demedi onu dedim. Ama yani mesela PKK işte orada evet. mesela bana o dersi vermişti. Ben de kim o dersi vermişti? Burada PKK'lı PKK'lı birisi. Ha ha ha. Londra'da. Yani, bu bir gazetecinin, bir objektif birisinin yapması gereken bir şey. Evet yani o örgüt neyse tabii. ismi kendinden olarak bunlar. İsimlendiriyorsa evet. o şekilde adlandırılması evet, gerektiğini evet. düşünüyorum. Evet. Hizmet hareketi diye kendini adlandırmak istiyor. Fakat tabii hizmet hareketi böyle çok özel bir isim. Said Nursi'nin işte bu davayı hizmet olarak adlandırması, işte Kur'an hizmeti. Evet. Hatta isimlendirirken bunun adı Kur'an hizmetidir. Evet. Bizler de hizmetkarız şeklinde bir açıklaması var. Yani Kur'an hizmetkarları. Ve genelde davanın özeti işte Kur'an'a hizmet eden Kur'an şakitleri, hizmetkarlar şeklinde bir açıklamasıyla o yani yapılıyor. Tabii hizmet hareketiyle ortaokulda tanıştım. Bizim bir arkadaş vesilesiyle tanıştım. Ortaokulda işte abiler var, gelip gidelim mi diye bir şeyler oldu. Benim annem, şimdi köken olarak annem benim gayrimüslim. Bir insan. O kendini biraz tanıdı. Senin evet. biraz şeyin soyun karışık. Evet, benim biraz soyun karışık. Bu arada parantez içinde bazıları bana hakaret için diyor ki soysuz diyor. Vallahi iltifatın için çok teşekkür ederim diyorum. Adem soysuzdu değil mi? Yani İsa da yarı soyluydu. Evet. yani benim soylarımın içinde büyük ihtimalle daha çok katiller, hırsızlar falan var değil mi? Yani insanın kendisinin yani seçme hakkı olmayan bir şeyle fahırlanması, gururlanması kadar... Övünmesi ya üzülmesi saçma yani, salak evet bir şey. Evet yani kimse bu dünyaya gelirken annesi babasını seçemiyor. Kimse bu dünyaya gelirken ırkını seçmiyor. Fakat maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden çıktınca yani o hala böyle milliyetçi bir tedrisattan çıkınca İnsanlarda bir milliyetçilik şeyi olabiliyor bazen. Evet. Hızlı gidiyoruz. Hızlı gidelim, çok Peki, hızlı gidelim. Sen bana öylesine ilginç şeyler anlattın ki... Şimdi geliyorsun böyle... sanki sıkıcı bir edebiyat tezi. Edebiyat tezi de değil, tarih tezi. Evet. Ben o zaman hızlı konulara gireyim. Annem gayrimüslim bir hanımefendiydi. Şimdi bütün işte peygamberlere inanıyor. Ve tevhide inanıyor, öyle söyleyeyim. Yani tevhid, la ilahe illallah diyor yani. Babam işte cezaevi geçmişi olan, 1980'lerde cezaevine girmiş çıkmış, Kasımpaşalı kabadayı bir adam. Öyle mi? Evet. Tabii babam böyle Yılmaz Güney hayranıydı. Ben onun için Yılmaz Güney, böyle sosyal adaleti babam önemserdi. Annem gayrimüslimdi. Ben farklı bir yerden geldiğim için ama din bizim evde... Hani İslam dini, babam sağ olsun işte kitaplar alırdı.
Mesela Fizilal Kur'an vardı Seyit Kutup'un evde. Başka kitaplar vardı falan. Babam derdi ki oğlum ne ihtiyacın varsa alayım. Hatta babam bana Tevrat, İncil hepsini aldı. Elime verdi. Kur'an'ı da verdi. Oğlum oku dedi. Hepsini oku dedi. Yani ben ilk defa ortaokulda bir arkadaş vesilesiyle işte hadi gel gidelim dedi. Böyle abiler var ders çalıştırıyorlar. Sen kaç yaşındasın? Ben 40'ına adım attım abi. Dün daha, gece. Daha yeni attım. Dün gece. Evet. 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 Ve ve ders çalışalım dedi. Biz de gittik. Tabii abiler kavramı işte Allah rızası için ders çalıştıran, sana öğreten ve daha sonra yavaş yavaş sana işte namaz kılmayı öğreten, işte sana peygamberin arkadaşları var, sahabiler var, sahabilerden örnekler veren, yani işte bizim bir davamız var deyip bir davaya şuur kazandırmaya çalışan, işte böyle kahraman kişiliği var, Said Nursi'yi anlatan. Daha sonra da tabii o zamanlar direkt ismini söyleyememişlerdi, Fethullah Gülen diye. Fakat bir kaset dinlettirmişlerdi, işte bu Abdülfettah Şahin demişlerdi. Böyle bir mahlas kullanmışlardı. Abdülname ya da pen name artık. Evet. Hatta başka ilk başta şöyle bir şeydi. Abdülfettah Dahhak. Yani Dahhak Arapça gülen demek. Kakayla gülen demek. Evet, evet ya Dahhak. Ama yani gariban hep ağlayarak şey oldu. Evet. Bir kere kakayla güldüğüne tanık oldun mu? Yani soyadı yalan söylüyor. Ben tanık olmadım. Şahsen tanık olabilirsin. Evet. Neyse. Yani şey gibi hani Cem Yılmaz'ın bir şeyi var böyle. Askerlere diyor şov yaptım diyor. Komutan dedi ki güldürme artık bizim komutanlığımızı yakacaksın. Yani, belki de Hoca Efendi onun için kahkahayla gülmüyor veya işte hadislerde... Sen hala ona Hoca Efendi diyorsun. Aslında öyle bir alışmış ki. Ya şu var. İsmiyle hitap ediyorum. Mesela arkadaşları bazen kızdırmak için işte gülenciler falan diyorum. Onlar da çok aşırı derecede kızıyorlar. Ama hani ben Hoca Efendi'nin veya işte başkasının karşı hani insanlara karşı saygısızlık yapmaktan öte kendi hayatımda yaşadığım meseleleri yani kendi gözlemlerimi, kendi analizlerimi mesela eserleri okurken Fethullah Gülen yani, eserlerini okurken Said Nursi eserleri okurken modern dünyayla o ilk heyecanımla daha sonra akla yani akıl ölçüsüne vurunca ortaya çıkan problemler, çelişkiler, tenakuzlarla hani karşılaşınca bunları biraz açıkçası anlatmak ben istiyorum. Ben şey edebilir miyim? Bir araya girebilir miyim? He, bir hafif şey döndür bana karşı. Oraya bak. Çevirirken öğren abicim. Yanlış yere çeviriyorsun. Topa tam böyle. Ters. Yani ben devam et. Nasıl söylüyorsan öyle söyle ama ben Hoca Efendi gibi sıfatların kullanılmasının aslında bir program, propaganda, reklam olduğuna inanıyorum. Yani çünkü bunu söylediğin vakit, insanlar böyle andığı vakit o kişiye otomatik olarak bir şey, bir imaj oluşturuluyor. Yani olumlu başlıyorsun zaten. Yani benim nazarımda yani o bir şey, din adına yalanlar üreten, Allah adına yalanlar üreten, insanları kandıran bir kandıran, dessas diyebilirim eğer daha halkın şeyi olursa. Ya onun için bu insanlara ben şey etmek istemiyorum. Tabii isimleriyle şey etmek isimlerini hakaret etmemek lazım. Ben ona Fethullah diye hitap ediyorum, hep ettim. Ama şeye hizmet diye ben şahsen etmiyorum. Yani ben ayrıldığım şey, ben saygı duyuyorum senin şeyine. Sen çok şey bir insansın. Çok adil birisi ama eleştirileri, çok güzel eleştirileri vardı. Ama hizmet hareketi diye şey etmek de biraz zor. Yani bir ona katılanların çoğunun, alt tabakanın gerçekten samimi insanlar, iyi niyetli insanlar olduğuna inanıyorum. Birçoğuyla karşılaştım ve her zaman bunu belirttim. Ancak üst kesiminin hiç de öyle hizmet, yani hakka hizmet, adalete hizmet değil, bazıları kendilerine hizmet, hatta başka güçlere hizmet ettiklerini biliyorum. Bunu yıllar önce ben çeşitli vesilelerle öğrendim, bazılarını paylaştım. O açıdan hizmet denince de diyelim bir bakıma şey oluyor,
onun olumlu şey diyorsun, bir olumsuz bir şey olumlu gidiyor. Ama senin de kendine göre bir savunma var. Ağzın alıştığı gibi konuşuyor, değil mi canım? Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Buyur canım. Dediğim gibi yani kendi her örgütün veya cemaatin kendini adlandırma hakkı vardır. O hakkından dolayı geç, söylüyorum. Geç, ben şeyh koydum. Gitme koydum ya. Eyvallah. Geç. Teşekkür ederim. Tabii şimdi ben dini çok bilmeyen bir evde büyüdüğüm için bir de bana böyle hizmetin içerisindeki o aksiyon, işte abilerin, üniversiteli abiler, o abilerin tavrı, hali hoşuma gitti. Dediğim gibi farklı bir background'dan geliyordum. Farklı bir, yani babamın, annemin tavrı farklıydı. Genelde hizmetin, insanın tipleri genelde muhafazakar aile çocukları. Evet canım. Genelde dindar aile çocukları yani. Ama benim dindar bir ailem yoktu. Bundan dolayı da çok, hani ilk başta çok mutsuzdum aslında. Ya benim annem babam niye dindar değil falan diye düşünüyordum. Yani. Fakat hani insaniyet mektebinden mezun olmak aslında çok daha önemliymiş. Bunu çok sonra fark ettim. Yani mesela şimdi babamın sözleri bana şey gibi geliyor böyle. Hani muskaya karşıyım ama hani böyle muska gibi boyuna takıp getirmek gibi geliyor. Dinlemedim. Çünkü hayır, çünkü bana ne söylediyse, ne söylediyse ben yaşadım. Babam dedi ki, oğlum bu hizmete dedi bir gün operasyon yapacaklar, başınıza iş alacaksınız. Evet. Sen Allah için bir şey yapmak istiyorsan git profesyonel olarak bir işlerde çalış, yine cebinden paranı ver. İşte koşturacaksan koştur ama böyle bir yapın içerisinden maaş alma demişti bana. Mesela bu babamın sözü, birkaç yıl tekrar etti bunu. Daha sonra başıma geldi mesela. Hani oldu yani. Ben gerçi müesseseden bu hale gelmeden önce ayrılmıştım ama yani böyle kısa kısa anlatırsam ortaokuldan başlayarak. Ortaokulda tabii o İslami heyecan, İslami şevk, namaz, peygamber sevgisi, sahabi sevgisi, işte Said Nursi'nin işte sözlerinden işte birinci söz, ikinci söz, üçüncü söz, Bismillah her hayrın başıdır, Besmele ile başlama, işte Mektubat, Lemalar, Asa-i Musa gibi eserleri. Yani önce girişgah, yani girizgah olarak Risale-i Nur'la beraber. Sen Rumuzat-ı Semaniye'yi de okudun mu? Rumuzat-ı Semaniye'yi çok zor okudum. Çok zor okudum. Rumuzat-ı Semaniye'yi... Gizli olan kitap mı? Üniversitede... Gizli değil yani... evet yani üniversite çağında okudum. Bir vesileyle işte yani önce bir... Revizler, gizli semboller demek. Önce mesela böyle bir aşk dönemi, yani bir aşk dönemiyle böyle abilere hayranlık, insanlara hayranlık duyma dönemi başlıyor. O dönemi yaşadım. O dönemden sonra işte lisede malum herkesin gittiği FEM dershanesine gittim. Ve yani... Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşunda maalesef hani Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün bir sürü yaptığı güzel düşünceler var ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan sonra savaş dönemi çıktıktan sonra o olağanüstü durumlarda Mustafa Kemal Paşa olağanüstü işler yapmış. Yani olağanüstü işleri yaparken de maalesef o biraz diktatöryel tarzda davranmış. Ve anti-cleric state kurulmuş. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti İngiltere'deki gibi bir seküler state yerine bir anti-cleric yapıya bürünmüş. O anti-cleric state yapısı haliyle işte Müslümanları kendilerince böyle bir koruma altına almış. Mesela şu anki AKP ve cemaat aslında ta 1920'lerden gelen o anti-cleric state'in bir ürünü. Yani bir ürünü. Yani keşke hani bunların da tedbir alınabilseymiş. Çünkü niye? Biz o zamanlar şunlarla hani yetiştiriliyorduk. İşte Osmanlı hayali vardı mesela Osmanlı. Osmanlı'da işte alemi İslam'ın dört kıtada işte böyle işte kıtada at koşturuyor. Alemi İslam'ı savunuyor. Şimdi tank koşturacaksın yani. Evet yani. Ama düşünmüyor yani at koşturunca sanki böyle eğleniyor insanlar at koşturunca. Evet. Halbuki kılıçla kesiyor boyunları. Evet insanlar. Şimdi mesela yani öyle bir şey vardı. Sonra ne oldu? Alemi İslam, alemi İslam sonra işte boyunduruk altına girdi. Birinci Dünya Savaşı'yla topraklar bölüşüldü. Şöyle oldu, böyle oldu. Sonra işte Mustafa Kemal Atatürk geldi. Sanki her şey güllük gülistanlık da sanki Filistin'e hani öyle bir hava yaratılıyor. Bunu yani bütün İslamcıların bu ortak şeyidir. Sanki
20 milyon kilometre kareden işte şu anki yüzey ölçümü Mustafa Kemal bölmüş gibi. Yani sanki savaştan çıkılmamış gibi bir tavır alınıyor. Ve zaten doğal netice olarak misafirin sınırına gelmiş bir ülke. Fakat işte bütün İslamcıların kafa yapısı aynıdır yani. Cumhuriyetle bir hesaplaşma. Aslında Cumhuriyet özellikle mesela Risale-i Nur'dan gelen insanların bunu mesela hiç yapmaması gerekiyor. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi dedikleri şahsiyet ben dindar bir cumhuriyetçiyim diyor. Mesela evet. Cumhuriyet kavramını önemsiyor. Yani cumhuriyet de onun için bence çok önemsenecek bir kavram. Veya demokratik sisteme geçiş çok önemsenecek şeyler. Fakat İslamcılarda maalesef var olan bir problem bu. Yani bir cumhuriyetle, Atatürk'le hesaplaşma şeyi. Ve biz bununla maalesef öyle veya böyle ideolojik olarak şöyle bir ideolojiye bürünüyorduk. Yani bir diriliş olması lazım. Bir diriliş olacak. O diriliş işte İslamiyet'le bir diriliş olacak. Tekrar dört bir tarafta alemi İslam adına hem Türkiye Cumhuriyet Devleti adaletli bir devlet olacak. Yani hem İslam'ı temsil edecek. Hem de dört bir tarafta tekrar insanlar Müslümanlığa doğru koşacaklar. Yani gibi böyle bir şey vardı. Tabii bu hani İslamcı ideolojinin şeyi buydu yani. İslam devrimi yani. İslamcı şey meselesi. Tabii hizmet hareketi içerisinde bizim hedefimizin ne olduğuyla alakalı devamlı bir hani ben bunu sonra öğreniyorum tabii. Sonra fark ediyorum bunu. Devamlı bir gündem saptırması vardır. Yani mesela biz Allah'ın rızasına talibiz. Mesela söylem olarak bu söylenir. Yani biz Allah'ın rızasına talibiz. Ya Allah'ın rızasına talibsin ama ben ortaokulda askeri veya polis akademisine yetiştirmek için ilgilenilmiş bir talebeyim. Yani hatırlıyorum Allah rızasına talibim ama aslında ben orada ilgilenilirken kendim bilmeyerek bir askeri akademiye hazırlanmak için aslında benimle ilgileniliyordu. İlgileniliyorlar. Hatırlıyor musun? Senin için kaderini belirlemişler de. Yani mesela şimdi böyle bir durum var. Tabii bizim Peder Bey'in cezaevine girip çıktığını öğrenince benim vasıfsız bir talebe olduğumu anladılar. Yani girme şansın yok. Evet yani o zaman da Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarından dolayı öyle bir şey vardı. Vasıfsız bir talebeydim. Tabii vasıfsız talebe oluşum abileri üzmüştü onu hatırlıyorum yani. Çünkü babamı bir gün şöyle bir şey olmuştu tabii. Okulda bir kavga çıkmıştı. Annem babam beni bulamamıştı. Sonra bizim abilerimiz Allah razı olsun gelip okuldan Ramazan'dı. Bizi iftar için aldılar. Hı hı. O diğer bizle kavga eden grup da o abileri görünce bize yanaşmadı. Yani öyle bir şey oldu. Benim gözümde iyice böyle hani abilerin yani şu an hala mesela bir tane bize abilik yapan bir abim şu anda cezaevinde. Hı hı. Yani ben hala isimlerini anıyorum. Dua ediyorum onlara. Çünkü dediğim gibi bu hizmet hareketi içerisinde tanıdığım o kadar insan var ki tek dertleri Allah davası. Hı. Fakat hani Allah davasıyla başlayan bir davada daha sonra gücün nasıl paylaşılamadığı... Ama yani oraya da bir footnote koyabilirim. Evet. Yani Mormonların da davası Allah davası, yani Allah İngilizce'de God değil mi? Hristiyanların da davası Allah davası falan filan. Yani herkes Allah davası diyor ama yani Allah kelimesinin içini nasıl dolduruyorsun değil mi? Ya Allah denince sonunda din geliyor. Din İslam deniyor. Hı, İslam. Peki nasıl bir İslam? Bir bakıyorsun karşına Sünnilik dini çıkıyor. Evet. Ve de hiç de öyle iyi bir şey değil. Ben de öyle zannediyordum. Yani ben de Sünniyken Allah davası, adalet falan filan diyordum ama Allah Allah savunduğu şeriat gelse ilk başta benim kellem gidebilir. Çünkü çok soru soran, konuşan birisiyim. Anlatabiliyor muyum? Bir elfaz-ı küfür var. Liste öylesine uzun ki uydurmuşlar. Yani kafir olmak o kadar kolay ki yani bunlar istedikleri zaman yorum yaparlar. Kabağı sevmiyorum diyen adamı bile sen peygambere hakaret ediyorsun. Çünkü o peygamber kabağı sever diye kellesini uçurmak istemişler. Yani öylesine bir içini doldurma. Yani Allah şey, o saf insanlarda öyle bir şey var ama maalesef sorgulanmadan, düşünmeden sadece bir dogmatik bir idealizm oluyor. Yani bunun tehlikesi var. Ben kült yönü... Buyur devam et, seni kesiyorum. Estağfurullah abi. Sen de beni kes, söyle konuşma falan istediğin zaman lütfen.
Şimdi tabii bizim o yaşta yani 13 yaşında, 14 yaşındaki bir çocuğun aklıyla algıladığım şeyler sadece bir İslam davası var ve bir İslam güneşi doğacak. Biz de o İslam davasının, o davanın hazırlayıcısı olalım, hizmetkar olalım. Evet. Böyle bir dava güdüsüyle hareket ediyoruz. Okudukça ve siyasete aklımız erdikçe meseleleri daha iyi idrak edebiliyoruz. Yani evet, böyle bir şey olabiliyor. Benim mesela ilk sorgulamalarım diyeyim, mesela ilk sorgulamalarım başladığı şeyleri söyleyebilirim mesela. Hemen hızlı hızlı geçeyim, evet, çok böyle detaylı. Dün akşam da çok güzel şeyler söyledim. Evet, yani ilk sorgulamalarım mesela artık böyle işte üniversiteyi kazanmışım, artık üniversite öğrencisiyim. O zaman özellikle işte bu 28 Şubat sürecinde bir de şöyle bir süreç var. Ben Hoca Efendi'nin neredeyse hani 1997-98'e kadar olan bütün sesli kasetlerini dinlemiştim. Evet. Yani varsa A serisi, B serisi, işte C serisi, özel kasetleri, bütün hepsini dinlemiştim. Yani bu bir şeydi. Yani rehber talebi olmak isteyen Hoca Efendi'nin bütün kitaplarını okuyacak, bütün kasetlerini dinleyecek. Risale-i Nur'ları en az bir kere, külliyatı bir kere bitirecek. İşte Hoca Efendi'nin kitaplarının ismi Pırlanta serisi deniyor. Pırlanta serisini bitirecek. Tabii ben şöyle bir sıkıntı da yaşadım. Onu da söyleyeyim. Ben kitap okumayı seven bir insandım. Ben sadece cemaatin bana verdiği kitapları okumak yerine başka kitaplar da okuyordum. Yani mesela diyordum ki ya Mevdudi ne yazmış Tevhim-i Kur'an'da merak ediyordum. Onu da okuyayım diyordum. Mehmet Kırkıncı. Mesela Mehmet Kırkıncı ile alakalı da çok komik bir olay var. Onu da biraz daha sonra anlatacağım. Mehmet Kırkıncı Hoca Efendi Cevaplar Ork'ta bu bahsettiğim sitede röportajında bir şey anlattı. Dedi ki işte Hoca Efendi dedi, o zaman dedi işte 12-13 yaşındaydı. Osman Bektaş Hoca da o medresede işte bir yere gitmişti. Onlara ben ders veriyordum dedi. Hmm. Yani birkaç ay derslere ben girdim dedi. Sonra da dedi Risale-i Nur sohbeti olacaktı. Muzaffer Aslan diye Denizli'de Said Nursi'nin bir talebesi Erzurum'a gelmiş. Ona da orayı davet etmek istedim dedi. Sonra o bana bir soru sormuş dedi. Allah varsa biz neden göremiyoruz diye Hoca Efendi bir soru sormuş dedi. Ben de ona şiddeti zuhurundan dedim dedi. Bu cevap onun çok hoşuna gitti dedi. Ya bu cevap işte ben şimdi yuvarlıyorum cümleleri. Allah rahmet eylesin. 40. Hoca Efendi vefat etti. Yani bu ve daha fazlası bu seni çağırdığım sohbette, evet, gibi bir şey olmuş. Sonra bunu biz orada yayınladık Cevaplar Ork'ta. Sonra Cevaplar Ork'a girilmesin diye toplantılarda bir şey konuşulmaya başlandı. Cevaplar Ork'a girilmesin. Niye? Hoca Efendi Allah varsa biz neden göremiyoruz diye sormuş orada Mehmet Kılıç Hoca Efendi'ye. Böyle şeyler anlatıyor. Hoca Efendi'nin makamını zedeliyormuş. Oo. Bu. Mesela bu benim mesela böyle ilk çok sarsan şey bu oldu. Yani bir imaj yaratılıyor. Yani. Yani bir imaj oluşturuluyor. O soru yani soru soran değil. Kendisine sürekli soru sorulan ama eleştirilmeyen. Hani sorgulanmayan ama sürekli soru sorulan kişi. Zaten Hoca Efendi'nin cemaatteki en büyük hani yani cemaatteki bütün hani Hoca Efendi sana şöyle bir şey. Bu iş Peygamberle başlıyor. Evet. Yani hata yapmayan peygamber meselesiyle başlıyor aslında mesele. Yani peygamberlerin bizim gibi bir insan olduğu gerçeği. Ama bunlar kamil insanlar. Yani bizim gibi insan ama kamil insanlar. Fakat Kur'an'da bile... Kamil yani ilah yapılıyor. Yani. Hayır, kamil anlattırıyor. Hayır, kamil derken yani tabii insanlık, yok, insanlığın, evet, kemaline ermişler. Evet. Yani kamil manada insan. En iyi insan da yine suç işler, günah işler. Evet yani çünkü Kur'an-ı Kerim'in hani Kur'an-ı Kerim'de okuduğun, evet, zaman çeviremiyorsun yani. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığın zaman diyorsun ki ya مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ senin daha bir önceki ve gelecek günahlarını ben affettim diyor Allah. Evet. Kime diyor? Peygamber'e diyor. Peygamber'in günahı var mı? Yok günahı yok. Zellesi vardır hani deniyor mesela. Peygamber mağfiret dile kendin için ve müminler için diyor. Yok peygamberin günahı yok. Yani önce buna çelişiyor, açık. Evet, önce buna inandırmaya çalışıyor. Sonra peygamberin varisleri olan insanların hatasız,
kusursuzluğuna inandırılıyor. İşte aslında mesela Şia'nın günahı ne o zaman? Hani masum imamiyenin o zaman günahı ne? Aynı şey. Yani hani Şia'yı beğenmiyor Sünni bakınca ama imamiye de aynı şey. Hani masum imam anlayışı. Şimdi önce işte o cevaplar orta bana böyle bir şey olunca tamam. Benim bir canım sıkıldı. Evet. Bizim o abimin de canı sıkıldı. Beraber evet. O röportajı yaptığımız abimin de canı sıkıldı. Çünkü cevaplar.org cemaatte işte buraya girmeyin. Risale-i Nur, Misale-i Nur, Hoca Efendi'den, Hoca Efendi'den bahsetse de bu sitenin kimin yaptığı, ne yapıyor? Bizim kontrolümüzde değil yani. Değil yani. Evet. Belli değil. Bu siteye girmeyin diye bir şey oldu. Bir şey sorayım. Parantez içine. Fethullah hiç ateistlerle, çünkü ben Türkiye'yi terk ettim 1988'de, yani en son 89'da geldim 88'de ama 89'da temelli terk ettim. Ondan beri bilmiyorum ne yaptığını. Zaten Türkiye'deyken hapisle falan filan başka şeylerle meşgulken de böyle aralıklı olarak izleyebiliyordum. Fethullah tartıştı mı ateistlerle? Bizim gibi rasyonel monoteistlerle, yani sadece Kur'an'ı izleyenlerle, böyle toplum içerisinde tartışması oldu mu hiç? Bu sizin videolarınızda ve sizin evet. söylemlerinizde çok fazla yer alıyor. Peygamberler devamlı ortada Kur'an, yani müzakere açarlar. Dolu yani. Kur'an diyor ki, onlar dediler, sen şöyle söyle. Bakıyorsun evet. meydanda, sokakta kafirlerle, zalimlerle, herkesle tartışıyor. Hizmet kimseye tartışmaz. Evet. Hizmet kimseye tartışmaz. Tartışacak ortamı da ayarlar, soruları da ayarlar. Kontrol. Yani, bu böyledir yani. İşte yani, bence en önemli şeylerden birisi bu. Çok basit bir şey söyleyeyim. Yani, bir gazeteci var Amerika'da. Apar topar 16 Temmuz'da şeye çağrılmış. Pensilvanya'da. Hoca Efendi'nin kaldığı yere darbe girişimden hemen sonra. O adam zaten şöyle yazmış giriş cümlesinde. Ben 3 yıldan beri onunla röportaj yapmak için uğraşıyorum, soru soracağım. Tabii ben biraz sorularım farklı olacağı için, bunu da sezdikleri için tavırlarımda beni hiç kabul etmediler. Evet. Ama nedense bu 16 Temmuz darbe girişiminden sonra evet. benim onların yapacağı açıklamayı yayınlamam değerli buldular ki beni oraya soktular. Evet. Şimdi bu zaten Amerikalı gazetecinin cümlesi açıklıyor. Hoca Efendi hiçbir zaman onu gerçek manada sıkıştıracak hiçbir gazetecinin karşısına çıkmaz. Ya şu an Tayyip de aynısı, ikizi, paralel ikizi olan Tayyip de aynı şekilde. Zaten ben, zaten buyur. Şunu, buyur. Zaten şunu ben şöyle. Çok buyur bunu. Yani cemaat ben araya böyle gireceğim. Fikri böyle. Ve düşüncesi olarak aslında AKP ve cemaat yani bir karikatür. Evet. Yani AKP abartılmış hali. Yani mesela cemaat de yolsuzluk var mı? Var. AKP'de bunun işte çarpılmış hali var. Yani AKP karikatür gibi aslında. Ben biraz şey söyleyeyim, biraz farklı söyleyeyim. Cemaatte şey kesim, gerçekten hizmet eden kesim, yani cemaatin temelini oluşturan askerler aslında çok daha dürüst, eğitimli insanlar. Yani hem eğitimli, hem dürüst, hem iyi niyetli insanlar. Ama üst kesim karışık. AKP'de ise baştan sona hırsız, yalancı. Yani alt kesim içerisinde dürüst insan çok zor bulunuyor. Benim şahsi şeyim. Belki çünkü, oy veren kesim içerisinden belki. Ama parti teşkilatı içerisinde bir bakıyorsun ki hırsızı, mırkızsızı böyle üç kağıtçısı falan filan yolunu bulmak için. Yani öyle parti içerisinde bir şey neman almak için. Bu önemli bir ayrım bence. Bunun ötesinde zaten 11 yıl birlikte her türlü rezaleti, kepazeliği yaptılar. Yani cemaatin AKP'den şikayete hakkı yok. AKP'nin de cemaatten şikayete hiçbir hakkı yok. Çünkü 11 yıl birinizin ne olduğunu biliyorsunuz. Yani birlikte ayak boşanmış evet. çift şey gibi. Yani evet. mesele biraz öyle. Evet. Yani mesele böyle. Sizin sorunuzdan Mülhem abi. Evet, buyurun. Yani cemaat kendisinin sorgulanacağı, kendisinin yönetemeyeceği hiçbir alana girmez, hiçbir ortama girmez. Çok güzel. Müşterek hiçbir hareket içerisine girmez. Mesela cemaat eğer kendisi yönetemiyorsa o işin içerisine girmez. Wow. Yani böyle bir şeyi evet. vardır yani. Maslahatçıdır. Makyavelizmi sallar, makyavelisttir. Şia'ya sallar, takiyeci der. Takiye biraz kendisi takiyecidir. Tabii. Yani takiye müessesesi cemaatin en önemli müessesesidir. Çünkü niye?
senin sonuçta gizli bir örgütlenmen var. Yani, yani o gizli bir örgütlenmeyi hala böyle kabul etmiyor gibi davranıyorsun. Ama bütün dünya, bütün dünyanın istihbarat örgütleri biliyor. Yani biliyor. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Kuma gibi yemiyorsun. Ama bizim futbolda komik bir şey var. Yani Bülent Korkmaz yapardı. Mesela ön tarafta bir adam yerde bacağını tutuyor. Böyle vurmuş. Bülent Korkmaz ellerini havaya kaldırır böyle yapar. Yani ben hani ben ne yaptım? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Yani. Ben bir şey yapmadım. Peki o adam niye yerde şey yapıyor? Bir de Bülent abi şeydi yani sert bir futbolcuydu yani. Sert bir defanstı. Cemaatin tavrı da öyle. Yani mesela kardeşim hani öyle bir şey ki şimdi yargıta imamı, polis imamı, adli imamı. Şimdi o zamanlar şöyle bir şey var. Ya kardeşim bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde işte imanlı, dindar, asker, polis, savcı, yargı, işte diplomatımız yok. Bu talebeler inşallah buralara girecek ki girmeleri hakkıdır, bitti. Yani aslında ayıp olan şey şu, senin bir insanın renginden dolayı, kültüründen dolayı, inancından dolayı belli yerlere sokmaman. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin yani şeffaf olmamasının problemlerinden bir tanesi bu. Ve cemaat ve AKP veya İslamcılar kendilerine buradan açık kapı buldular. Ve buradan hani o savaş hiledir. Hani biz de bu noktada bir takiye yapabiliriz. Yani evet. Rejime karşı. Çünkü bu rejim anti-İslamist bir rejim. Hı hı. Bu rejime karşı biz de kendimizi bir şekilde böyle gizleyebiliriz. Hı hı. Yani işte gizlemek mübahtır. Bu tabii bu baştan bu takiye koridoruna girdiğiniz zaman artık bu takiye koridorundan çıkamıyorsunuz. Ama derginin ismi çok ilginç. Sızıntı. Sızıntı. Güzel diyor. Ben sızıyorum içinize. Yani ben böyle saçma sızar gün olur. Böyle saçma salak takiye de görmedim ki. Yani ordu bunlar bilmiyorlar mıydı? Hey ben sızıntı. Ondan sonra başka dergi çıkardı. Pınar mı? Çağlayan mıydı? Fountain. Fountain. Türkçesi neydi? Öyle birkaç tane. Şimdi şu anda Çağlayan. Az önce bateriden dolayı kesildi. Biz devam ediyoruz. Bu arkadaş yeni konuya geçti. Böyle çok uzun bir peşre, benden de uzun ama çok güzel. Keşke vaktimiz olsaydı da. Evet. Bunun hayat hikayesini şöyle baştan sona, bunun diyorum başla beni ya, İlhan kardeşimizin. Ben de oyum. Sen de bana bunun de ya. Benim kızım var Rahim. Evet. O da bazen insanlar tabii ki bu diyor. Bu. Ben böyle bir alışkanlığım var, biliyorum. Ama hep sevgi, evet. Sevdiği insanlar. İlhan'ın şeyi var, böyle çok güzel bir hayat hikayesi var. Keşke kitap yapsa. Yani çok entelektüel bir arkadaş, böyle bir arkadaş, müthiş potansiyeli olan birisi. Ve maalesef bu cemaat içerisinde belli bir tarafa contortion yoluyla yönlendirilmiş, şöyle baskı altında tutulmuş. Sorgulanma, düşünme, yaratıcı şeyi. İşte kendisini şu anda yeni recovery yapıyor diyebilir miyim? Kesinlikle recover süreci. Yani ben yaklaşık 24 yıla yakın bir zaman süre geçirdim. Yani cemaat içerisinde. Ve işte biraz yüksel sesini. Mesela dediğim gibi mesela cevaplar.org'da Hoca Efendi'nin işte o soruyu sormasını şey yaptılar. İşte bu bir yanlışlıktır, şudur, budur. Onu oradan başla. Bunu hatta başa koyarım. Diğer hikayeyi ikinci bölüme koyarım. Çünkü buradan. Neydi? O Mehmet Kırkıncı. Hızlı. Denizli'den Said Nursi'nin bir şey gelecek, talebesi gelecek. İşte üstadın talebesi geleceği zaman Hoca Efendi benim öğrencim de diyor. Hı. Şimdi bir orada Hoca Efendi'nin Mehmet Kırkıncı'nın öğrencisi olması bir problem. Evet. Yani ondan sonra ne diye ne sormuş? Sonra da diyor ki Hoca Efendi diyor, bana bir soru sormuştu diyor. Evet. Biz Allah'ı neden göremiyoruz? Evet. Ben de Risale-i Nurlardan mülhem şiddeti zuhurundandır dolayı demiştim. Bu cevap karşısında hayran olmuştu diyor. Ve dediğim gibi burada ben kendimce modern Türkçe tercüme ediyorum. Evet. Bu ve daha fazlası yani bu evet. Muzaffer Aslan'ın sohbetinde bu gece gel evet. Dedim ona diyor ve bu sohbete davet ettim diyor.
Ben Hoca Efendi'nin o sohbete gidişini de Hoca Efendi'den ayrıca dinlemiştim. Altunzade'de, FEM'in 5. katında. Şimdi temeli tükettikleri, AKP'nin temeli tükettikleri binada dinlemiştim orada da. Oraya da by the way, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı da bayram namazlarına gelirdi. Bayram namazlarından sonra Hoca Efendi bayramını tebrik ederdi. Hı-hı. Belediye başkanı yani 4-5 kere geldi. Oğlunu da o binaya yazdırdı. Yani o zaman da ilişkiyi sıcak tutmaya özel bir gayreti vardı. Peki, sen bunu yayınladın, Fethullah'la ilgili. Sonra Cevaplar.org, işte bizim o abinin kurduğu site, Cevaplar.org, abi de hani sorumlu bir abiydi şeyde, cemaat içerisinde. Site birdenbire şey oldu böyle. Yani zaten abiyi bir şekilde mağdur etmişlerdi. Abi mağduriyet yaşıyordu. Sonra o site birdenbire yasaklı hale getirildi. Ya sakın bu siteyi takip etmeyin. Hoca Efendi'yi de kullanıyor, bunu da kullanıyor ama yanlış bazı şeyler var falan. Yanlış ne var? Hoca Efendi'nin Allah'ı neden göremiyoruz sorusu orada var olmuş olması. Ama Allah'tan 43. Hoca Efendi Hayatım ve Hatıralarım diye bir kitap yazdı. O kitapta içerisinde direkt bunu koydu, anlattı. Zafer Yayınları'ndan çıktı. Ve bunu anlattı. Yani ikinci bölümü izlemeyecekler için, çünkü ben ikinci bölümü atıyorum. İlk başta ısınma. Evet. Yarım saat, 40 dakikalık bir ısınma bölümü oldu. Evet. Yani bunu bir imaj olarak zararlı görevde. Hoca soru sormayan, her şeyi bilen. Çünkü cemaat içerisinde evet. bir tahşidat müessesesi vardır. Yani Hoca Efendi tahşidatı. Mesela bu o kadar komik bir tahşidattır ki. Tahşidat ne demek? Tahşidat yani Hoca Efendi. Bak, 60 yıldır Arapça Farsçayla işte gal ediyorum. Tahşidat bir şeysin dedim. Tahşidat. Tahşidat örgütsel bir kelime abi. Tahşidat. Propaganda. Evet yani propaganda. Birisiyle alakalı bir propaganda yapıyorsunuz. Bir doktrinize ediyorsunuz. Tahşidat o. O yemeğin adı neydi? Maklube. Onun gibi bir şey. Maklube'nin hikayesi de şu. Ahmet Kahit var. Şu an Medine'de. Hmm. Ürdünlü bir doktor. Evet. Yaşar Tunagür'ün kızıyla evleniyor. Biliyoruz aileden Yaşar evet, Tunagür'ün. Evet, Yaşar Tunagür'ün kızıyla evleniyor. Allah rahmet eylesin, Yaşar Tunagür de vefat etti. Doktor Ahmet Kahit Ürdün asıllı fakat Suudi Arabistan vatandaşı. İzmir'de tıp fakültesi okurken cemaatteki abilerle, Hoca Efendi talebeleriyle, Hoca Efendi'yle yakın ilişkileri falan var. O yapıyor o yemeği, maklubeyi. Maklube bir Arap yemeği. Yani evet. Arap yemeği fakat Hoca Efendi o yemeği biraz Türkleştiriyor. Şimdi şey örnek verelim, biraz yani bir kültün oluşması için, bir kült, evet. tarikatın oluşması için belli şeyler var. Tarihen bilinen, incelenmiş özellikle var. Bir, o külte girenler izolasyon ediliyor. Çevresinden, ailesinden koparılır. Değil mi? Kesinlikle şimdi şöyle oluyor. Biz aslında dün de konuşurken dedim ki biz dedim Yeniçeriydik dedim. Yeniçeriyiz. Yeniçeriydik. Çünkü evet. niye? Bir aidiyet hissimiz yok. Sadece evet. kime aidiyet hissimiz var? Evet. Yani cemaate. Cemaat. Kimliğiniz yani, o. Çünkü niye? Organik bağınız da orada oluşuyor. Ve biz hani sanki şey gibi İbrahim'i bir hareketiz ya. Babamız puta tapıyor. Azer. Put yapıcısı yani. Hani hemen böyle bir moda sokmaya çalışıyoruz. Ama İbrahim böyle sızıntı mızıntı işlerine girmedi. İbrahim de hani kendince baltayı... Geçenlerde öyle bir şey oldu. Mesela Twitter'dan... Şimdi son dakikaya bıraktık bu sohbeti. Ben Arizona'ya geri dönüyorum. Londra'dayım. İkinci koyduğum bateri her nedense mızıkçılık yaptı. Bu üçüncü bateriyi koydum. Bakalım yani kesintiler o yüzden. Bana kızmayın lütfen. Kızabilirsiniz. Cemaatteki insanlar Yeniçeriler gibi aynı. Evet. Yani aidiyetleri sadece cemaate olsun isteniyor. Taşlat dediğimiz şey de yani Hoca Efendi'yi peygamberden sonra gelen o her yüzyılda bir alim gelir, müceddit gelir. O mücedditler işte Said Nursi'den önceki Mevlana Halid Bağdadi'dir. Mevlana Halid Bağdadi cübbesini Said Nursi'ye göndermiş. Said Nursi'den de Tahir Mutlu abi Said Nursi'nin cübbesini Hoca Efendi'ye vermiş gibi böyle bir şey vardır. Yani o her yüzyılda gelen alimlerle kurulmuş peygamber kadar dayanan bir silsile var. Ve o silsilenin yani 15. yüzyıldaki, Hicri 15. yüzyıldaki
Yani imamı da Hoca Efendi. Yani bu dünyanın imamı. Hatta kendisi de bunu, Zürih sohbeti diye bir sohbet var. Kendisi de bunu açıklıyor. Yani, ya senin kadar bu cemaat bilen, detayını bilen görmedim ben. Biliyorum, sen biliyor musun yani? Çok şey biliyor. Bu detaylar ben var da tabii şeyin malumat çok daha farklı. Kişiler, evet. Farklı kişilerle görüşmesi daha farklı bir şey sunuyor, perspektif yani, sunuyor. Ya sonuçta hani biliyorum da bildiklerimi de konuşmamak evet. Hani şundan dolayı. Yani ben mesela süreçte şimdi zaten hani bana söylemedikleri cümle kalmıyor, ayrı bir şey. Yani sana hain falan. Bana hain falan meseleleri. Yani bunlara çok alıştığım şeyler zaten. Yani işte beni para almakla itham etmeler, dinlenmeler, şunlar bunlar. Yani öyle bir şey ki, zalimler. Hizmete milyon pound veren adamı bile ne aldın da şu anda sattın davayı diyenler var ama adam milyonlarını vermiş. Evet. Darbe üzerine darbe yemiş. He. Ne aldı değişti. Evet. Bak, adam menfaat şeyi olsaydı cemaate para vermiyordu. Adam zaten beslemiş evet. Burada, bir sürü insan beslemiş. Yani bu tabii bir şeydir yani. Yani ad hominem argumentum. Evet. Yani önce o fikri üreteni hemen bir şekilde yok et ki evet. Ve onun zafiyetlerinden bahset ki evet. Yani, kim bu adam? Eleştirilen kim? Böyle bir adam. Onun evet. Zafiyetlerinden bahset gibi bir şey yani. Cemaatin içerisindeki o tahşidat Hoca Efendi tahşidatıyla başlıyor. Yani Hoca Efendi'ye önce giydirilen bir şey var. Yani la yus'el sorgulanamaz. La yus'el Allah'ın Allah için kullanılır. Ve la yuhdi. Hata yapmaz. Oh my gosh. Yani la yus'el sorgulanmaz, sadece Allah içindir. Gerçekten de cemaat içerisinde bunu eleştiren, karşısına çıkıp eleştiren kaç kişi çıktı? Eleştirenlerin hepsi dışarıda. Eleştirenler hepsi hain oldu. Evet, doğru. Öyle söyleyeyim. Yani Said Nursi'yi çok seviyorum. Evet. Yani bir sürü yani sıkıntılı bulduğum şeylere rağmen. Yani işte Şafii mezhebinin içerisinde işte namaz kılmayan meselesi, mürtet meselesi, şu meselesi, bu meselesi. Ama Said Nursi temiz bir insan. Saf ve temiz bir insan. Said Nursi kendisine isyan eden talebesi var. Mesela Hafız Ali. Yani işte Latin harflerine geçelim diyor Said Nursi. O da diyor ki Latin harflerine geçmek bir şeydir yani. Yani Kur'an'a karşı bir hakaret. Bu Kur'an harflerini korumamız lazım diyor. Hala onlar Osmanlıca yazmaya devam ediyorlar. Yani Kur'an harflerini yazmaya devam ediyorlar. Said Nursi'ye diyor ki hayır ben yapmayacağım diyor. Said Nursi'ye diyor ki Hafız Ali büyük bir alimdir. Mübarek bir insandır. Sakın aleyhinde konuşmayın diyor. Yani mesela bu çok şey bir şey. Evet. Fakat hizmette Hoca Efendi'yi eleştirmeye dili ucuyla cüret eden herkes sonra bir şekilde gitti. Şu anda da AKP'nin kanatları altında. Evet. Mesela Latif Erdoğanlar, işte ne bileyim Hüseyin Gülerciler. Hüseyin Gülerci tabii biraz korku şeyi de var Hüseyin abide. Biraz korkak bir insan kendisi. 28 Şubat'ta da mesela çok korkmuştu. Bu süreçte çok korktu. O korkunun eseriyle, yani korkuyla her şeyi yapabilir Hüseyin abi. Yani şey var yani. Hüseyin abi bir şey. Latif abi de kendisi, ben tanırım şahsen. Latif abi de kendisini bıraksan bir Hoca Efendi ve bir Erdoğan gibi diktatör olma meyline sahip bir insan. Yani mesela şoförüne nasıl davrandığını, şeylerini biliyorum ama ben Latif abiyi öyle veya böyle severim. İnsan olarak severim. Yani tanımıyorum. Yani şu anda da mesela AKP'nin böyle söylemlerine, propagandalarına uygun cemaat eleştirisi yapmasını da yani şey buluyorum biraz böyle yanlış buluyorum. Ve hani Latif Erdoğan Kur'an'ı okuyan bir adam olarak kendince bir eleştiri yapmalı. Yani bunu şey yapardım. Hoca evet. Efendi eleştiren herkes bir şekilde gitti. Kemalettin evet. Özdemir işte Hoca Efendi ile bir sorun yaşadı. Yani Kemalettin Özdemir de sinsi bir şeyler yapmaya çalıştı. Evet. Yani cemaat içerisinde. Ve cemaatle alakalı, cemaati bitirme planlarında masaya oturdu. Yani böyle şeyler oldu. Bunları bayağı bir konuşuldu cemaat içerisinde. Böyle bunlar hep Hoca Efendi'de sorun yaşadılar. Bizim bir abimiz var. O da şu anda cemaatin dışında birisi. İzmir'den birisi. O abi çok güzel bir şey söylemişti. Hacı Kemal Erimez diye İzmirli bir iş adamı vardı. Hoca Efendi'yi Turgut Özal'a, Süleyman Demirel tanıştıran, cemaati böyle malıyla, canıyla, her şeyle hizmet eden, hayatının son zamanlarını Tacikistan'da yaşamış
bir iş adamı Hacı Kemal Erimez, Aydınlı. O Hoca Efendi'ye şöyle dokunabilen bir adamdı. Yani yani mesela hocam böyle yapma, bak, hocam böyle etme diyebiliyormuş. Ya böyle yapma. Evet hocam bak böyle yapma, böyle yanlış anlaşılır diyebiliyormuş. Hacı Kemal'den sonra diyor Hoca Efendi'ye ya hocam sen ne yaptın bu beddua meddua niye ettin? Niye böyle Müslümanları şey yaptın, ortalığı karıştırdın diyebilen kimse kalmadı diyor. Şimdi Hoca Efendi'nin böyle bir durumu var. Demek Hoca Efendi etrafında mesela Osmanlı... Tağut üretiliyor gerçekten. Bir böyle sorgulanmayan bir kişilik üretiliyor ve zaten bu kişilerin imajı, karizması şundan şey diyor. Tartışma yok. Tartışma kültürü yok. Yani ne işte bir tartışma eleştiri var, ona müsamaha yok. Eleştirirseniz mesela şimdi hizmetin eskiden 200 bine yakın maaşlı elemanı vardı. Şimdi 200 bin maaşlı eleman demek şu demek. Sen bir yerde çalışıyorsun, cemaatteki bir şey eleştireceksin. İşini kaybedeceksin. Tabii. Yani ekonomik olarak nasıl eleştirebilirsin yani? Yok yani. Tahile çıkacaksın. Mesela İngiltere'desin, bir şey eleştirdin. Hocam düşündük taşındık, seni Papua Yeni Gine'ye göndermeye karar verdik. Orada bir hizmet müessesesine atamaya karar verdik. Yani adam birden İngiltere'den yani, Papua Yeni Gine'ye gidecek. Hem kendi içinde eleştiriyor, hem de dışarıdakilerle yüz yüze tartışma yok. Yani beni en fazla rahatsız eden şey, insanların, Papa'nın, Tayyip'in, Fethullah'ın, daha bütün dini liderlerin kendi köşelerinde Mahmud, Hacı Mahmud'un, Hazreti Mahmud'un, Menzil Şeyh'inin hiçbir vakit Sokratik sorgulama denilen karşılıklı sorgulamaya tabi tutulmaması. Hani bunlar Allah'ın elçilerini göğe izliyorlar falan, tam tersine. Onunla bütün Allah'ın elçilerinin sünneti demeyelim de çünkü sünnet yasa demektir. Allah için kullanıyoruz sünnetullah. Allah elçilerinin davranışlarına tümüyle tersi, hayat mücadeleleri tümüyle tersi. Elçiler sokakta, pazarda, her yerde tartıştılar. Bir sürü örnekler var, ben susadım bu arada. Yani bu önemli. İkincisi, mücadele için takiye, işi... Giren para çıkan para belli değil. Biraz özetlemek istiyorum. Yani sana bir şey sordum şu. Yani cemaatin şeylerini özetlersen, senin gördüğün büyük hataları. Birinci en büyük hatası zaten sünnilik şirk dinini İslam zannetmesi. Cemaat, bir, öncelikle şunu söyleyeyim. Mesela cemaat hep şudur. Cemaat şöyle. Mesela İslam anlayışı olarak, mesela benim bir de İslam'la alakalı... Evet. Karşılaştığım sorunlar din olarak yani. O zamanki inandığım dinde karşılaştığım sorunlar vardı. Üniversitede ne zaman hadis külliyatını okumaya başladım. Evet canım. Kütüb-i Sitte'yi okumaya başladım. Mesela Kütüb-i Sitte'den bir hadise anlatmak istiyorum. Çok kısa geçeceğim. Birisini rejim ediyorlar. Rejim ederken adam ölmüyor. Kadın da ölmüyor. Oradaki bir deve kemiğini alıyor. Deve kemiğiyle kafasına vuruyor ve kan sıçrıyor elbisesine bir sahabinin. Ve hakaret ediyor. Peygamber de o rejimi seyrederken diyor ki ona hakaret etme. O öyle bir tövbe etti ki o bütün Medine bile affolur o tövbesiyle. Saçmalığa bak ya. Yani şimdi bu vahşeti ben üniversitede okuduğum zaman dedim ki ya ben böyle bir yani böyle bir vahşete yani böyle bu peygambere böyle bir sözle satıyor yani. Bak ooo bak böylesine bir şey hakaret etme. Ne yapıyorsun oğlum sen taşla barbarca öldürüyorsun. Deve kemiğiyle vuruyor kan sıçrıyor. Evet. Halid bin Velid o da. Deve kemiğiyle sıçrayınca böyle yapıyor. Ben Kütüb-i Sitte'yi okuyunca zaten bir ilk sarsılmam o zaman oldu. Yani dedim ki ya ben kendime nasıl böyle örnek alabilirim dedim yani. Nedir bu dedim yani. Yani benim oğlumun tabiriyle what the hell is going on? Şey derim. Kapatalım arabada devam edelim bu sohbete. Ne dersin? Arabayı da bizimle geliyor musun yoksa sen ayrı mı gideceksin? Ben şey gideceğim abi. Öyle mi? O zaman vaktimiz var aslında. Yok yani trafiğe tıkanma. Trafik olmadı bu saatte. Trafik yok abi. Ha, bugün cumartesi. Tabii cumartesi sabah da hava aydınlanmadı. Tamam oğlum sen buyurun. Yani bu oldu. Şimdi baktım. Öncelikle İslam adına mesela ben o zaman Ali Şeriat'ı işte değil mi mevdudi farklı yerler şeyler okumaya başlamıştım. Yani sizin mesela şimdi her şeyi okuyordum o zaman işte yani Edip Yüksel'le de o zaman şey yaptım. Kitap okumanın zararlarını okuyunca. Evet o zararı aldık mesela. Çünkü
Yani böyle müdakik bir şekilde, dikkatli bir şekilde okumaya başlıyoruz. İslam adına yazılmış her şeyi okumaya başlıyoruz. Çok iyi. Yani o zaman takıldığım şey Tövbe suresinin son iki ayeti propagandasıyla. Yani Tövbe suresinin son iki ayetini işte 19'a uymadığı için reddediliyorlar falan. Yani bu o zaman hani size karşı bir propagandaydı. Tabii canım. Yani, o zaman engelleme, hiçbir şey işitilmesin. Evet evet. Yani Kur'an'ın şey yapıyor falan propagandasıydı. Fakat hani ben o zaman o yıllarda da zaten hani o Hulki Cevizoğlu ilk programa çıkmanız diğer mesela artık o tartışmalar hepsini izlemiştim, takip etmiştim. Çünkü İslam adına ne varsa ilgimizi çekiyordu. Çünkü niye İslam adına bir beslenme yaşamaya çalışıyorduk. O beslenmede cemaatin kaynakları dışında kaynaklar olunca, yani şu bile mesela sıkıntı. Mehmet Kırkıncı Hoca Efendi sohbetlerine gitmem bile problem cemaatte. Yani bu da böyle bir şey. Hmm. Ya Risale'nin sohbetine gitmişsin. Tümüyle kontrol. Gitme. Hayır yani, gidemezsin. Yani ama sen o şeyin dışına çıktın yani. Kırkıncı Hoca Efendi kitaplarını aldım. Mesela ben çok istifade etmiştim. Kader nedir? Hikmet pırıltıları, nükteler kitaplarından çok istifade ettim. Evet. Yani kader meselesi, diğer meseleler. Kitaplarını aldım. Üniversitede kaldığım eve koydum. Bir abi geldi dedi ki, biliyorum dedi, Kırkıncı Hoca Efendi bizim de hocamız. Ama dedi, biz sadece işte Risale-i Nur Külliyatı ve Hoca Efendi'nin kitaplarını... Ama demek ki yani cemaat tek tanrıcı bir cemaat. Yani evet, yani cemaatin yani bir tek Fethullah, yani AKP'de de bir tek Tayyip var. Evet. Yani tek tanrıcı. Bu kesin, yani bu kesin. Mesela şimdi Latif abinin anlattığı birkaç kişiden de duyduğum bir hadise var mesela. Mehmet Hasırcılar diye Samanyolu'nun eski müdürü varmış. Evet. Pardon, Mehmet Hasırcılar da olmayabilir, yanlış söylemiş olabilirim ismini. O Samanyolu'nun ilk zamanında Hoca Efendi'nin vaazları vardı, Kürsüden Gönüllere diye bir şey vardı. Ya o vaazlar acaba yayınlanmasa mı? Yani çok şey mi oluyor falan diye bir şeyler söylemiş. Hoca Efendi su atmış ona. Şimdi bunu dinleyenler Hoca Efendi konusunda bu hala cemaatten kopmuş bir arkadaş ama sağlaşmış. Öylesine beynini kirletmişler ki. Diyor ben onun bir de savunmasını yapıyor. Ben hani ya, ben böyle Hoca Efendi daha ironik oluyor anlatıyorum böyle. Hoca Efendi su atmış. Abi şimdi dünyanın en saçma salak şeylerini söylüyor bu adam. Kur'an sapıklığı çıktı, hatırlıyorsun onu. Yani ben gerçekten yani cemaatin içerisinde olan insanlar bunu nasıl kabul ediyor? Kur'an'ı hadisin Kur'an'dan daha çok Kur'an'ın hadise ihtiyacı var diyen bir adam. Şimdi öncelikle abi şunu söyleyeyim. Ben cemaatin içerisinde herkes yani ne görse görsün, ne duyarsa duysun sorgulamaz. Çünkü bir efsunlanmış, bir narkoz altında bir durum var. İki gece önce bir görüşme yaptık. Bazı isimlerinizi söylemeyelim. Cemaatte hala şey olan, bağlı olan, yani orada gördüm tümüyle hipnoz altındalar. Yani gösteriyorsun bu adam şey diyorsun rejim ayetiyle ilgili. Sen güzel bir şey yapmıştın. Nerede bu? Var mı? O telefonumda. Telefonumda. Çok evet. Güzel. Yani şimdi mesela ben üniversitede irkildiğim şeyler vardı ve sonra ben kendimce dedim ki ya ben o zaman Hayrettin Karaman'la Hayrettin Karaman'la gel dedim. İslam hala kölelik kabul ediyor mu dedim. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne gittim. Evet. Onunla görüşmek için. O zaman Hayrettin Karaman böyle hani devletten ziyade insandan yana tavır alan bir tavrı vardı Hayrettin Hoca'nın. Şimdi baktık o da yeni sistemin, yeni düzenin fetvacısı oldu. Şeyhülfistan'ı. Evet yani maalesef o da ayrı bir üzüntü meselesi. Evet. Ben severdim kendisini eskiden. Ve Hayrettin Hoca'ya gittim sormuştum. Ya hocam kölelik meselesi ne? Bu cariyelik meselesi nedir? Şu mesele de Osmanlı'da böyle bir şey var. Notlarımı paylaşmıştım. O da sağ olsun vakit ayırmıştı. Bana teker teker sorularımı cevap vermişti. Yani o ondan dolayı da çok seviyorum. Niye? Ben gelmişim. Bir üniversite öğrencisi. İlahiyatçı bile değilim. Ona soru soruyorum. Cevap veriyorum. Yani bu da değerli bir şeydi benim için. İslam'la alakalı böyle bir çıkmaza girdim orada. Ya Amerika'da en normal şeylerden birisi bu. Evet. Yani hiç böyle etkilenmezsin. Gidiyorsun bir profesöre soru sorabilirsin. Ama Türkiye'de Türkiye'de verse değişik. Kast var çünkü. Burada kast. Ben burada Zaman Gazetesi'nin Londra temsilcisiydim. Yani çok da hani severek yaptığım bir vazifeydi, görevdi. Zaman Gazetesi'nde çalıştığım için burada bir sürü işte İngiltere'nin devlet görevlileriyle, siyasetçilerle
bir araya geldik. Onların programına katıldık. Onların o rahatlığını, işte İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'la röportaj yapacağız. Adam metrodan çıkıyor, biz de çıkıyoruz falan. Hani böyle durumlar. Metrodan çıkıyor, işte paltosuyla çıkmış, şemsiyesi elinde. Yani o kadar rahatlık... Ya Amerika'da Profesör Özel ismi, ilk ismiyle hitap ediyorsun. Yani ama Türkiye'de, ortalığı ülkelerinde tam böyle olması gerekirken bir Müslümanın mütevazi, egaliter olması lazım. Tam tersine havalara giriyor. Bir üste girdince hemen havalara. Yani bizim tabii evet. Doğu'ya ait bazı böyle şeyler var. Yani Doğu'ya takıntılar. Ait görgüsüzlükler, yani makam, mansıp şeyleri var maalesef. Yani ama bu Batı'da insanlar gayet mütevazi. Devam yani. Etti senin cemaat. Aynı bir çorbaya benzetti. Makbube oldu. Evet, cemaat çorbaya benzetti. Ben tekrar gideyim. Evet. Üniversitedeki cemaatin İslam'ıyla alakalı sorunlarım. Evet. Yani Sünni İslam'la sorunlarım ortaya çıktı. Evet, tamam. Yani mesela ben rejimi kabul etmedim. Evet. Sonra Hayattin Hoca dedi ki, rejim yoktur dedi. Evet. Hayattin Hoca. Tamam. Yani rejim Tevrat'tan dolayı uygulanmış ama ayetle hani 100 tane sopa veya sürgünle ortadan kalkmıştır dedi. Hayrettin Karaman biraz şeydir yani Sünnilik içerisinde şaz çünkü Sünni mezheplerin dördünde de rejim var, hadislerde o de var. O bunu söyledi. Bu aslında Sünnilikten çıkmış bu adam. Evet. Mürted olmuş aslında. Zaten onu ışıkçılar onu mürted haline yapmışlardı yani zaten. Sünnilik mezhebine göre ama şimdi onu gizliyorlar. Yani o zaman onu söylemişti. Cariyelik meselesini dedim ki mesela Kur'an'ın köleliği kaldırmış kaldırmamış mı? Hala açıklama var mı yok mu? Yani o dedi ki Kur'an'ın muradı köleliğin kalkmasıdır. Öyle muradı değil. Kaldırmıştır. La ilahe illallah ile kalkıyor. Evet. Erbabu maallah. Allah'la beraber başka rabbiler, efendiler mi olur? Bak. Evet. Yani şekilde. Yani sonra Hayrettin Hoca'nın işte takip etmeye başladım fıkhi olarak diğer meselelerde falan. Hoca Efendi'nin bu klasik Sünni anlayışı. Mesela nerelerde problem yaşadığımı söyleyeyim. Bir, şimdi A serisini dinliyorum. A serisinde annesinin peçesinden, eldiveninden bahsediyor. İşte peçe takmalı bayanlar, şu doğru, bu olur. Bayan kelimesini sevmiyorum da hanımlar takmalı diyor, şu diyor, bu diyor. Ve sonra Hürriyet'te başörtüsü füruattır. Ben olsam okumayı tercih ederim diyor. Şimdi bu mesela bir idare maslahat şey. Yani evet yani böyle maslahat kar bir şekilde hemen pragmatikal bir şey yapıyor böyle. Hemen bir pragmatik bir çözüm buluyor. Mesela siyasilerle alakalı verdiği beyanatlar. Mesela ben oradaydım. Alparslan Türkeş ile alakalı. Alparslan Türkeş'in Menderes'in kanı bu adamın ellerindedir dedi. Bunu dinlemiştim. Yani. Oradayken de, yani ben Fatih Üniversitesi açılışındayken de, ben de oradaydım, ön tarafta. Orada küçük bir görev vermişlerdi, orada bir yerde duruyordum, bir şey yapıyordum orada. Alparslan Türkeş geldi. Gelince Alparslan Türkeş'e sarıldı. Alparslan Türkeş dedi ki, ne güzel dedi, ne güzel şeyler yapıyorsunuz dedi. Ne kadar güzel şeyler yapıyorsunuz dedi. O dedi ki, efendim sizlerden öğreniyoruz dedi. Bu ciddi yolu siz açtınız dedi. Ciddi misin? Evet. Şimdi elinde Menderes'in kanı var. Hesabını nasıl verecek ahirette? Cehennemin dibini nasıl boylayacak bilemiyorum. Yani cümlesi var yani. Sonra da bu yolu sizler açtınız dedi. Şimdi bu mesela tipik münafık abi. Bu mesela beni ciddi manada mesela bir şoka uğrattı. Daha başka şoklarım da bir örnek ver. Yani Süleyman Demirel şimdi Hoca Efendi'yi tanıyanlar bilirler. Hoca Efendi hep söz sultanı kelimesini Peygamber için söyledi. Doğrudur, hatırlıyorum. Söz sultanı. Söz sultanı. Evet. Sonra kendisinin Süleyman Demirel'le alakalı söyledikleri şeyler. Necip Fazıl'ın şiirini okuyup işte fikir dağlar boyu kocaman kitap sen o kitabın virgülüsün. Adıyla sanıyla çoban sürüsün. Cüceler Sirki'nin baş herkülüsün. Yani o Necip Fazıl'ın o şiirlerinden demirle giydirmeleri mi dersiniz? İşte Süfyan çırağı mı dersiniz? Yani bir sürü böyle hakaretleri mi dersiniz? İşte aklımın 10 katı konuşur mu dersiniz? Bir sürü şeyi vardır böyle. Evet. Hatta ben yani duyduğum yani işte bir münafığın elini sıktım, elini yıkayıp bir münafığın elini sıktım demesi mi dersiniz? Evet. Sonra
uzlaşma gecesinde, o tam 28 Şubat'ın uzlaşma gecesine yakın bir zamanda söz sultanına bırakıyor dedi, Süleyman Demirel'e bıraktı. Benim babam dedi ki, şimdi babam bir önceki yorumlarını ben söylemiştim, böyle böyle evet. söylüyor demiştim. Babam dedi ki, delikanlılık mı lan bu şimdi dedi. yani. Kasımpaşa kabarcası. Evet, delikanlılık mı lan bu dedi. Adamın arkasından öyle söyle, yüzüne bunu söyle dedi. Bu nedir dedi ya. Ya eğer hani öyle söylemiş, fikri değişmiş, yanlış, özür diler. Ben birisi hakkında bir şey söylesem, eğer o şey değilse, o kişi değilse veya ben değilsem, bunu ilan ederim arkadaş. Ben o zaman sahtekardım, şu anda gerçeği buldum. Veya bu arkadaş daha önce kötüydü, sahtekardı, şimdi düzeldi. Yani ortada bir değişim var. Bu sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ya mesela yani. Sait Nursi'de hani hep sevdiğim bir şey diyorum ya. Sigara içtim diyor, hata yaptım. Eski Sait sigara içerdi, hata yaptım diyor. Siyasetle uğraştım, hata yaptım diyor. Yeni Sait bunu yapmayacak diyor. Kendisiyle hesaplaşıyor. Yani bu özellik maalesef öz eleştiri hizmette Fethullah Gülen'in kendisi de eksik. Yani ben hiç mesela Hoca Efendi'nin kendini eleştirdiği, Osmanlı'yı kutsadı. Ya ben Osmanlı'yı kutsadım ama devleti kutsayarak hata yaptım. Kardeş katlini savundum. Bundan dolayı işte özür dilerim dediğini hiç duymadım. Evet. Yani mesela sen Davutoğlu... Evet. Onunla ilgili anlattın mı? Şimdi bir abimizle konuşuyorduk. Dedim ki bak Osmanlı dediğimiz şey şimdi İslam. Şimdi sen İslam'a, Kur'an'a inanıyorsan, Kitabullah'a inanıyorsan kardeş katline veya Osmanlı'nın içerisinde yapılan o zulümlere karşı bir şey söylemen lazım. Yani o şövenist bir tavırla şanlı tarih, manlı tarih değil, bir zulüm varsa o zulme karşı demen lazım ki burada bir zalimlik var. Ya zaten lazım. Sistemin kendisi tağutluk, nemrutluk, zorbalık. Çünkü danışma ile seçilmiyor. Müminlere hiçbir danışmaydı. Bu diyor, benim soyum üstündür, ben sizin başınıza dilediğimi diyor, öldürürüm. Kullarım diyor mesela. Kullarım diyor. Reaya. Evet. Eşeklerim, köpeklerim, sığırlarım demektir. Reaya. Güttüğün reaya. Evet. Yani evet. Şimdi bu yapının İslam'la, Kur'an'la bir alakası olamaz zaten. Ne oldu? Osmanlı ile kardeşliğini savunuyor muydu? Şimdi kardeş katli meselesinde nerede savunuyor diye. Zaten cemaatte bu şöyle bir şey vardır. Mesela ben Alparslan Türkiye'nin böyle demiştim. Dediğim zaman kaynak göster. Sonra kaynak göstereceği zaman da şöyle olur. Ama işte şurada şöyle bir şey olmuş. Hemen böyle bir tevil, hemen böyle bir şey vardır. Yani hiçbir zaman mesela ben en basit bir şey söyleyeyim. Adil Öksüz diye biliriz. Evet. 15 Temmuz darbesinde meşhur bir Adil Öksüz meselesi var. Hoca Efendi 3-4 kere şeye çıktı. Fransız televizyonuna çıktı, Finlandiya televizyonuna çıktı, şuraya çıktı, buraya çıktı. Öyle bir komikler olaylar oldu ki Twitter'dan da böyle birkaç kere konuştuk. Orada Hazreti İbrahim'den de bahsettiler. Niçin bahsettiler? Yani Hoca Efendi Adil Öksüz'ü tanımıyorum dedi. Sonra başka bir arkadaş da sağ olsun, sevdiğim bir arkadaş o da. Hakiki manada tanımıyorum demek istemiş olabilir dedi. Yani keşke hakiki manada tanımadığı birisini öyle hayati hizmetin, askeri hizmetin imamı olarak atamasaymış keşke. Yani o zaman yani ben Adil diye birisi vardı, tanımıyorum öyle birini. Allah Allah, inkar mı etmiş adam? Ben bunu söyledim. Sonra dediler ki, işte İbrahim de Kur'an-ı Kerim'de böyle yapmadı mı? Yani İbrahim de yalancıydı, Hoca Efendi de yalancıydı. Yalancı. Yani, İbrahim öyle bir şey söyledi ki herkes biliyordu ironi olduğunu. Yani ki zaten Hazreti İbrahim'in... Onlar biliyordu İbrahim'in amacı onlara ironi yoksa onları yalan kandırmak. Hayır falan. Kim yaptı? O zaman demiyor. Bela diyor. Bela. He. Bela demek yani hayır ben yapmadım demek değil. He. Bela irkitmek için söylediği bir kelime. He. Yani... yani cemaat öyle bir şey ki, hani Hoca Efendi yalancı, Hazreti İbrahim de yalancıydı. Bana bunu söyleyen bir ilahiyatçı Twitter'dan. İnanılmaz bir şey ya. Yani hani Adil Öksüz hakkında, dedim ki buradaki kelime nedir dedim. Adil Öksüz, Adil Öksüz'ün kız kardeşi şu anda Hoca Efendi'nin yanına devamlı gidip geliyor. İşte Adil Öksüz'ün eşi, şeyi orada. Hoca Efendi diyor ki, ben Adil diye birini tanımıyorum diyor mesela. Ya şimdi, bunu mesela söylediğim insanlar, sorduğum insanlar, yani bu konuda ne düşünüyorsun? Bu bir yalan mı? Ne bu ya? Bunun ismi nedir? Şeyle ilgili söylemiştim. Kardeş katliyle ilgili... Kardeş katliyle alakalı, işte bir abiyle konuşuyorduk. Abi dedi ki bana gönder dedi. 28 dakikalık bir B serisi veya A serisinden bir şey.
Küre TV sağ olsun o zaman koymuş. Evet. Yani bir de öyle bir şey var ki Hoca Efendi'nin bazen böyle Yahudiler aleyhinde, şunun aleyhinde söylediği şeyler mesela kitapları basılıyordu. Sonra bakıyorlar ki bu yurt dışında problem olacak. Sonra bir savcı abi deniyordu ki ya bu kitabı toplatsana bir şey yap, bir yasak çıkar. Yapma ya. Bir kitap hakkında hemen çıkartılıyordu. Çok ilginç. Evet. Wow. Sonra onu duymuştu değil yani mi? Yani kendi kitaplarını kendisi yazsın, kendileri evet, yazsın. Evet, yani hizmetteki çünkü orada başı artacak bir şeyler var, hemen o kaldırılıyor. Allah Allah. Mesela A serisinde futbol aleyhine konuşmuş, futbol oynayanlarla alakalı konuşmuş. Ciddi misin? A serisi kayboldu ortadan, o futbol serisi kayboldu diye. Çünkü futbol hizmeti başladı. Şimdi Hakan abi geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Allah. E tabi şimdi adam daha önce futbolculara laf söylüyordu. Ya o kadar mızrak çuvala nasıl? İşte yani öyle bir şey. Yani herkes hata yapar. O bir insan olarak kabul edince ama kendisi de hani cemaattekiler mesela dese ki ya kardeşim Hoca Efendi bir insan. Her insan saçmalıyor. Herkes saçmalama hakkı var ya. Yani bu saçmalama hakkını kullanmış deseler huzur kalmayacak. Ama aynen. Ama saçmalamayan ilahlaştırdı. Böyle tamam wise man yani hiç hazır her konuştuğu muhakkak hikmetli. Her konuş hikmetli değil işte Kur'an'ın babası öldü diyen bir adam. Yani ki babası kim? Aynen. Ben bunu sordum. Kur'an yetim kaldı. Ben Kur'an bunu sorduğum insanlar var bana sinirleniyorlar. Ve ben de sohbeti kesen insanlar var. Dedim ki ya Kur'an'ın babası kim? Bana söyler misin dedim. Bunu söyledim. Ben de sohbeti kestim. Muhabbeti kestim. Neden? Çünkü yani sonra dedi hakaret ediyorsun sen dediler. Hoca Efendi. Ben nasıl bir hakaret ediyorum ki? Ben sadece çelişkilerini söylüyorum. İhsan'ın babası kim diyor adam. Ya İhsan'ın babası. Bunu anneme ben. Anneme o zaman okumuştum o kitaptan. Annem de benim yani Ortodoks olarak yetişmiş bir hanımefendi. Anneme dedim ki, anne dedim, biliyor musun dedim, Hazreti İsa'yı o Cibril, Ruhul Kudüs getirdiği zaman Hazreti Meryem'e bırakılan döl kimmiş biliyor musun dedim ya da bu dedim Peygamber Efendimiz'inle alakalı bir şey dedim. Ahirette de Hazreti Meryem Peygamber Efendimiz'in karısı olacak dedim. Bunu söyledim, annem çok kızdı. Bundan sonra gitme abilere falan. Öyle kızdı böyle. Çünkü yani şimdi... Kronolojik saçmalığa bak ya. Yani... Bir de Kur'an'la çelişiyor. Kur'an diyor mucizevi olarak da olur. Yani şimdi okumak çok önemli bir şey. Yani çok önemli bir eylem. Kitap okumanın zararlarından herkesin o zararı görmesi lazım. Bu bir. Yani kitap okumak, özellikle Kur'an-ı Kerim'i okumak çok önemli bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumak ve hakikati aklederek okula, evet, aklederek, bir mukayyet olarak sorgula. Yani aynı zamanda Kur'an'ı okurken bu Kur'an niye Allah kelamıdır diye sorgulaman lazım. Yani esas mesele Kur'an'ı toparlıyoruz. Yani Kur'an'ı herkes inandığı için saygı duyuyorsa, Allah kelamı olduğuna inanıyorsa aslında Kur'an'a değil kelle sayılarına iman etmişsin. Onun için kelle sayıları veyahut da güçlüğün kimse onlar gibi anlamaya çalışacaksın. Evet. Şöyle bir şey olarak özetlemek. İstersen devam edelim. Özetlemek olarak söylüyorum. Cemaatin bir İslam ve Kur'an'ın kaynaklarıyla alakalı temel problemleri var. Cemaat kendi içerisinde de mesela takiyenin müesseleşmesi var. Çok güzel. Yani insanlar doğruyu söyleyemiyorlar bir sürü konuda. Tabii. Yani mesela dönüşüm yapamazlar. Hangi dönüşümde bu? İşte 1980'lerde işte o anti-İslamist devlet söyleminden dolayı işte hakim, savcı, polisler, askerler oluştu. Fakat bu dönüşüm yapamadıkları için ve bir de bu AKP ile olan ittifakta, Ergenekon ve başka süreçlerde o içerideki insanların, mesela o savcılar, yani o insanların hizmete karşı bir vefa borçları var. O insanlara sen bu dava önemli, bu dava Allah'ın davası, bu davaya önem ver dediğin zaman bu insanlar ona o şekilde muamele ettiler. Yani ama ne oldu? Buna en yani bu clandestine bir organization. Şimdi Fethullah Gülen cemaatinin bir clandestine organization bir de bir supremasi suçu var. Mesela eğer bunu ceza hukukunda bir yer bulacaksak mesela bir clandestine organization gizli örgütlenmesi var. Bir de bunun supremasi problemi var. Nedir bu supremasi? Ben sadece kendi kimliğimden olan insanların orada bulunmasını istiyorum. Tabii. Bir şekilde diğerlerini tabii, elimine ediyorum.
Yani bu süpremasi de bir ajans. Hem de bunu bütün halkın vergisiyle yapan bir kurumda yapmak ama istiyor. Ama neden? Kendi seçkinci anlayışından dolayı kendini bunu hak görüyor. Yani kendini buna hak görüyor. Böyle bir problem var. İkincisi, accountability denilen, yani mesela batıdaki demokrasilerde en yaygın şey accountability. Sorumluluk. Yani hesap verilebilirlik. Evet, hesap verilebilirlik hizmet cemaati bu. Ben buradaki mütevellilere, esnaflara her zaman bunu söylüyordum. Ya siz bunu finanse ediyorsunuz, paranızın nereye gittiğini ölçmeniz lazım, bakmanız lazım, hesap sormanız lazım. Fakat cemaat yapısı aynen Osmanlı yapısı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısı gibi, işte Amerika'dan heyetlerin atadığı imamlar var mesela. Mesela İngiltere'nin imamı. İşte bizim burada bir arkadaş var, sevdiğim de bir arkadaş. Parlamentoda Türkiye raporu hazırlanacak, cemaatle alakalı da ona soruyorlar. İngiltere imamı kim diye soruyor kadın, milletvekili. O da gülüyor ve İngiltere'nin yani öyle birisi yok diyor. Yalan söylüyor. Yani söyleyemiyorsun çünkü. Yani hoca efendi atadığı bir adam var ama işte o gitti, onun tayini çıktı. O şuraya gitti, o buraya gitti. Yani kardeşim işte transform olun, dönüşün. Yani şeffaf bir topluma dönüşün. Şeffaf olun, bitti. Türkiye'deki olayları gördünüz, ders alın. Ders alın. Bu kadar insan mağdur oldu, ders alın. Ders almak da yok. Tabii ki. Ve bu mağduriyetlerle alakalı ben mesela hizmetin şu anda böyle keyfemen yaşa tiplerinin nasıl yaşadıklarını, evet, nasıl hayat kurduklarını Avrupa'da, tamam mı? Ve Türkiye'de nasıl insanların içine çektiklerini. Benim arkadaşlarım içerisinde ölenler var mesela. Meriç Nehri'ni geçerken ölenler var. arkadaşım cezaevinde, bir sürü arkadaşım cezaevinde Türkiye'de. Bu insanlar şu anda mesela çıkan bir arkadaş çıktı. Bana dedi ki, abi dedi, haşhaşi diyorlar ya dedi bize dedi. Hani ben haşhaş etkisinden kurtuldum elhamdülillah ama dedi. İçeride hala dedi o ağır haşhaş etkisinde adamlar var dedi. Onu bir hakaret olarak söylemişlerdi. Gerçi Hasan Sabbah da hiçbir zaman haşhaş kullanmamış da onu sırf hakaret olarak söylemişler. Yani uyanma nasıl olacak? Okuyarak böyle ve meselelere böyle özgürleşerek. Evet, Ortadoğu'nun yani hastalığı kula kul olmak, müritleşme, rayalaşmadır kesinlikle. İlk şey la ilahe illa başlar. Hiçbir ilah yok. Hiçbir otorite tanımıyorum. Yani önce kendi kişiliğini oluştur. Allah'ın sana verdiği adlı kullan. Çünkü Allah'ın önüne din gününde tek başına çıkacaksın. Kimse seni kurtarmayacak. Bu bilinçle sorgulamaya başla. Ondan sonra birisine hiç kimseye kul köle olma, hiç kimseye mürit olma. Yani esas sömürü orada. Yani Marx'ın şeyi, teşhisi... Ben kesinlikle Karl Marx'ın teşhisiyle alakalı. Yani opium for the masses. Evet, yani opium for the masses. İnsanların, yani o toplulukların, afyonu, o kişilerin için bir afyon. Evet. Ve dogmatik dinler, şirk dinler. Ve bu afyonlarla insanlar, yani o uyuşturulmuş şekilde, narkozlanmış bir şekilde devam ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de böyle yönetildi, yönetiliyor. Cemaatler de böyle yönetiliyor. Yani o narkoz etkisine yönetiliyor. Küçük menfaatler var için içerisinde. Fakat dediğim gibi bu insanlar bu dava için canlarını verdiler. Yani mallarını verdiler. Fakat onlar doğru bir şekilde gitmedi. Yani doğru bir şekilde devam etmedi. Şeffafiyetin olmadığı bir yerde, hesap verilebilirliğin olmadığı bir yerde. Şu anda çok mağdur olanlar var. Hatta Avrupa'da da mağdur olanlar var ve onlara sahip de çıkılmıyor. Benim işittiğim. Bir sürü insan var mesela. Hani işte bana da bazen böyle ulaşıyorlar. Mesela çok basit bir örnek. Bir abi vardı. Güney Amerika'daydı. Şu an cezaevinde. Güney Amerika'da bunu, yani Türkiye'de ortam gergin. Adamı illa Türkiye'ye gönderiyorlar. Adam diyor ki, ya ben hani haber çıktı hakkında, ben niye Türkiye'ye gidiyorum diyor. Yani beni teslim etmeye mi gönderiyorsunuz diyor. Yani Türkiye'ye gönderdiler. Adam Türkiye'den çıkmak için uğraştı. Hatta birilerine yardım etmiş. Meriç'ten çocuklu aileleri, çocukları sırtta taşımış, getirmiş. Kendi ailesini de geçirmek için adam yaparken yakalandı. Ve çok enteresan bir şey. Ben, bu abi dedi ki, ben dedi parası olarak şu anda dedi şeyde yaşıyorum yani. Bir yerde gizlenerek yaşıyorum. Param da yok. Bana yardımcı olabilirler mi dedi. Ben de burada cemaatten tanıdığım insanım. Ya bak, böyle böyle bir abi var. Bu abi Güney Amerika'da şu ülkelerde hizmet etmiş. Yani
bu adam dedim şu an sıkıntı yaşıyor. Telefon numarası da bu. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Bu adam dedim parasız, pulsuz, çocukları da var. Yani akrabalar şunlardan bunlardan topladıklarla geçiniyor. Çünkü adam kaçak yaşıyor yani. Demiştim. Sonra bir ay oldu, iki ay oldu, üç ay oldu. Hani ben buradan etrafımdan topladıklarımdan bir şeyler göndermeye çalıştım ona falan. Cemaatli bir hareket yok. Sonra da çok sevdiğim bir abi var. Burada cemaat içerisinde. Hala ısrar ediyor cemaatli olmaya. Çok iyi bir adam ama cemaatli olmaya ısrar ediyor. Vay, alışkanlık. Evet, alışkanlık. Tutkunluk. Evet, yani. Sonra ona da biraz böyle her şey olsun diye esprili bir mesaj attım. Abi dedim, Gülenci abilere söyleyin. Bizim o abiyle alakalı bir şey yapmana gerek kalmadı. Çünkü TC abiyle bizzat ilgilenme ve onun sıkıntılarını, dertlerini karşılamaya karar verdi. Şu anda dedim, alındı dedim yani. TC üstlendi o görevi. Çünkü abi yakalandı mesela. Yani şimdi hani mağdurlara yardım ne oldu? Hani mağdurlara yardım meselesi var. Ve bu adam sana yıllarını vermiş. Boğaziçi mezunu. 30 yılını vermiş. İşte Güney Amerikalara gitmiş, Korelere gitmiş, oraya gitmiş, buraya gitmiş. Ve bu adam... Burada bir arkadaş var. Yani benim tanıdığım, ismini şimdi vermeyeyim. Yani cemaate 600 bin yaklaşık belki de 600 bin nedir pound vermiş. Kendisi şimdi mağdur durumda. Yani şu var. Cemaat onu hain ilan etmiş. Şimdi niye? Böyle bir şey var. Yani dediğim gibi genel klasik bir şey. Yani mesela sen bir eleştiri getiriyorsan önce sana vurmaya çalışırlar. Senin ne kadar zafiyet içerisinde olduğunu anlatmaya çalışırlar. Böyle bir tavır vardır yani. Yaptıkları iyilikleri başa kalkmaya severler. Mesela aslında Kur'an der ki yaptığı iyiliği başa kalkma der. Yani ama yani bakıldığı zaman hani Kur'an'dan kaynaklanan bir ahlak. Mesela Hoca Efendi bunu çok kullanır mesela. Festakim kema umirt. Hud suresi ve benzerleri beni ihtiyarlattı der. Mesela, tam tersi. Bu adam işte dürüst olmadı ki. Mesela der ki işte dost doğru olur. İşte saat şey mesela 3'ü çeyrek geçe. Evet. Hoca Efendi öyle dürüstlüğe önem verir ki, doğruluğa önem verir ki. 3'ü çeyrek geçe diyorsun ama aslında 3.17 geçiyor. Evet. Acaba bu bir yalan mıdır diye. Hani 3.15, 3 çeyrek diyemezsin falan. Yani muhabbetleri yapılır. Evet. Yani bu hani bu yapılırken bir taraftan dediğim gibi bir taraftan da mesela asker daha demokrat demişti. Ben hani evet. O zaman yine öyle bir hatıram vardı. O da bir şok olmuştu bende. Yalçın da ona program açıldı kanalda dedi. Asker daha demokrat dedi. Beceremediler gitsinler falan dedi. Şu dedi, bu dedi. İşte iktidar için o 28 evet evet MGK kararları için bunlar dedi işte Hanefilerin bir şeyi vardır. Bunlar dedi iştihat ederler. Hata ederlerse bir sevap. İsabet ederlerse bizi yapılırlar. Demek askeriye kararları... yer aldı o zaman. İştahat ederler karar aldı dedi. Yani şimdi... Yani askeriye diyorum yani 28 neydi? Şubat. 28 Şubat. Sonra dedi ki bunu cemaati korumak için bunu yaptı dedi. Sonra yine böyle sevdiğim bir abiye gidip sormuştum. Gazeteciler Zara Vakfı'nda. Ne demek istiyor demiştim abi Hoca Efendi burada. Yani hani bunları diyor. Asker daha demokrat, beceremiyorlar bıraksınlar. O dedi, demişti ki yolda söylenen sözler bunlar. Atatürk gibi. Yani Atatürk'ün Balıkesir rütbesi gibi. Ya inanmasa da söylüyor. Wow. Demişti. Yani ben 2005'ler, 2006'larda geldim bu ülkeye. Bu ülkede sadece ben birkaç şey söylemiştim. Yani bir mevzu olmuştu. Demiştim ki yani işte Hoca Efendi'nin bir hani züht hayatı var. Çünkü Hoca Efendi kendince bir ruhban hayatı yaşıyor. O ruhban hayatı zaten insanları büyülemek için o ruhban hayatı kullanılıyor. Evet, doğrudur. Yani ruhban hayatı. Bir de Dalai Lama'da bir sürü monk bunu yapıyor. Evet. Bir sürü Hristiyan şeyi, evet, papazı da öyle, yapıyor. Keşişler de öyle. Yani ve bir de siyasi lider tarafı var. Siyasi lider tarafında siyaset arenası kirli olduğu için dedim, bazen stratejik yalanlar söyleyebiliyor demiştim. Bunu dediğim için böyle bir şey yaptılar, böyle bir şey geldi o zaman. Sen böyle. Sen imlenmişsindir sürekli. Sonra bizim bir abiye, buraya gelen bir abi demişler ki, bu arkadaşa dikkat et, bu arkadaş Hoca Efendi'yi eleştiren bir tip. Demişler. O da bu hala tam robot olamadı bizim gibi. O da benle tanışmıştı, sonra demişti ki, seni çok merak ettim dedi. Çünkü senin için dediler ki, Hoca Efendi eleştiren bir tip. Bu tipi bir koy, bakayım dedi. Bakayım dedim. Şimdi, benim eleştirdiğim şey de bu yani. Mesela Hoca Efendi mesela
Çok basit mesela, çok yani böyle siyasi olarak söylemlerin analizini yapın. Mesela herhangi birisi. Mesela Erdoğan'la Hoca Efendi ilişkisi. Hakan Şükür'ün düğününe gidiyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na gidiyor, görüşüyor. Bayram namazına Erdoğan olabilir. Erdoğan da ayrı bir hani yalan, tabii canım, artık ahlaka paralel getirmiş. İkizler yani. Yani getirmiş, o ayrı bir şey. Fakta o şey aynı. İkisi de aynı şeyi söyledi bu arada. Evet. Biz de bir iki kere görüştük dedi. Erdoğan da aynı şeyi söyledi. Gülen de aynı şeyi söyledi. Biz de iki kere görüştük. Şimdi telefonla arıyor Erdoğan. Hoca Efendi taziyede bulunuyor, kardeşi vefat ettiği zaman. Sonra Hoca Efendi ona taziye olarak cevaben teşekkür yayınlıyor. Bunca yoğun gündemine rağmen maziye dayanan dostluğumuzun sarsılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatan, o kalbe sürur veren sesiyle, duasıyla, içimi ferahlatan sesiyle vaktini ayıp arayan başbakana teşekkür ederim diye taziye yayınlıyor. Başka bir zaman oluyor, yine böyle bir teşekkür, taziye muhabbeti var. Sonra dershane krizi, dershane krizinde bir Hidayet Karaca ile, şu anda da cezaevinde, Allah inşallah beraat ettirsin, tahliye ettirsin. Yani cezası çek, yani cezası da yok ya gerçi de Hidayet Karaca'nın. Yani Savanyolu'nun genel müdürü. Yani adam zaten 2014'te aldılar. 2014'ten sonra şey oldu, adamı şimdi darbeci de yapamıyorlar. Çünkü adam da içerideydi yani. Öyle bir durum var. Ama diyorlar ki yani çıksaydı kesin darbe yapardı. Yani bir de böyle bir durum var yani. Yani 1980'de babamın önüne böyle kağıtlar koyuyorlarmış. İmzala hani, hepsini imzala. Ondan sonra yoksa işkence edeceğiz. O da imzalayıp, hani işkence etmeyi de imzalayıp diyormuş. Bir soruyu unutmak istemiyorum. Yani bir şunu söylemek istiyorum, özür dilerim. Hidayet Karaca telefon konuşması yapıyor. O kadar hainlik yaptı ki bu uzun diyor. Aynı tarihte kalbe sürur veren sesi, ferahatan duası, ya bunu hain, hain uzun. 200. Tabii şu var, Erdoğan da öyle. Aynen. Hakan şu, mesela 11 yıl bir Türkçe Olimpiyatı'na gelirken hırsızlık yaptılar. Bu şerefsizler bu kadar adamını dolduruyorlar diyor. Sonra geliyor diyor ki bu haset bitsin diyor. Yani hatırlıyorum ya, karşılıklı böyle bir olay var. Sonra evet, daha komik bir şey, 9 Aralık Hoca Efendi diyor ki bir Alüfte ile buluşmaya gidiyordu diyor. Şimdi birisi diyor homurdanıyor diyor, salyalar atıyor bize diyor şu anda. Erdoğan'dan bahsediyor. Bir Alüfte ile buluşmaya gidiyordu diyor. Bu fakir diyor onu uyardı, aman gitme dedi. Yoksa tepe taklak aşağı uçacaktı. Ben o günden bugüne dedi hiç kimseye söylemedim diyor onu. Sonra Hazreti Ömer'in Hazreti Ömer böyle birisini gözetliyormuş. Adam da içki içiyormuş. Hmm. Hazreti Ömer demiş ki niye içki içiyorsun? O demiş ki sen de beni niye gözetliyorsun oradan? Sonra demiş ki ben seni görmemiş olayım, sen de yapmamış ol. Sonra karşılaşıyorlar. O da diyor ki Allah şahit ben hiç kimseye bunu paylaşmadım diyor Ömer. O sahabi de diyor ki Allah şahit ben de o günü tövbe ettim, hiç içmiyorum artık diyor. Sonra bu hadiseyi hoş anlatıyor. Hoş bir hikaye. Evet, hoş bir hikaye. Hoş bir hikaye. O da diyor ki ben Allah şahit bunu kimseyle paylaşmadım diyor. İsim de vermiyor. Allah Allah. Herkes sordu hizmette mesela. Bu Alüfteki, Alüfte'yle buluşacak olan kişi kim? Şu mu, bu mu, bilmem ne falan. Tabii hocamız hani kimseye de söylemiyordu, Ömer gibi. Yani Ömer'in meselesi de vardı. Ama 16 Temmuz'da birdenbire söyledi. Erdoğan buluşmaya gidiyormuş hanımına ihale şeysiyle, bir Alüfte'yle, Alüfte kelimesini de öğrenmiş olduk. Ama diyor terbiyen müsaade etmez bunu söylemeye diyor. Bir de bunu söylüyor, terbiyen müsaade etmez. Sonra yani çok basit bir şey mesela, benim annemin mesela bir şey. Annem mesela saf ve temiz bir kadındır. Hoca Efendi'nin o söylemleri, o gitmeleri, o gitmeleri, gelmeleri annemi sadece şey yaptı, yazık dedi, yazık etti dedi yani. Yani doğru dürüst davranmadı dedi mesela. Sana dedi Erdoğan bilmem nesi, çok böyle çirkin şeyler bunlar dedi. Yani mesela şimdi düşünebiliyor musunuz yani ne kadar çirkin şeyler ve sen kimsin? Hani hem hiçbir şeyden haberin yok, hani Osman Şimşek diye onun bir talebesi var böyle. Ona sorsan Hoca Efendi devamlı böyle Kur'an okuyor, devamlı ibadette, devamlı taatta. Peki sen ne ara öğrendin Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı işte bir kadınla buluşmaya gidiyor? Senin nasıl bir istihbarat ağın var? Hani buradaki bir, geçenlerde görüştüğüm bir
şey var, eğitim görevlisi var. Türkiye ve Kürt meselesi üzerinde çalışmalar yapıyor. Parlamentoya da bu Türkiye'de darbe girişiminden sonra şey için davet edilmişti. Yani fikir vermesi için bir kişi olarak edilmişti. O şey dedi, Hoca Efendi dedi, müphem network'ü ve gizli ağı olduğunu kendisi ifade ediyor dedi. Çünkü o dedi, işte Erdoğan bir yere giderken o gittiği yeri bile dedi, öğrenebilecek istihbarat ağını olduğunu kendisi söylüyor dedi. Yani o mesajı öyle almış. Şimdi bir taraftan da sen desen ki, ben tanımıyorum, etmiyorum, bilmiyorum ama bütün istihbaratları da paylaşıyorsun. İşte bu Tansu Çiller zamanında, Erbakan zamanında kendi ağzından çıkan ifadeler. İşte askerler içerisinde bir problem olduğunu, sıkıntı olduğunu ilettik diyor. Nasıl iletiyorsun mesela? Ve sonra da benim bir alakam yok, benim böyle bir yapım yok. Yani artık hani bu mızraklar bu çuvala sığmıyor. Hesaplar verilmesi lazım, konuşulması lazım. Mesela cemaat hala 15 Temmuz'la alakalı, ya kardeşim kim bu Kemal Batmaz? Yani Kemal Batmaz kim? Adil Öksüz kim? Şu ne oldu, bu ne oldu? 15 Temmuz'da cemaate gönül vermiş askerleri ne dendi? Mesela bazıları deniyor ki, yarın bir haber gelecek ona uy derdi diyor. Birisi şey yapıldı diyor. Mesela işte Ömer Halis denir. Cemaatle irtibatlı birisi o öldürülüyor. İşte darbeyi savuşturayım derken falan. Böyle karma karışık bir durum var. Tabii cemaatin hesap verme alışkanlığı olmadığı için ne olduğuyla alakalı hesap vermiyor. 17-25 Aralık. Sonra beddua meselesi. Mesela o meselede de bizle alakaları yok diyor. Sonra polislerin duruşmalarında cevşer okuyorlar dışarıda. Yani hani bir alakan yoksa niye cevşer okuyorsun? Yani şimdi bir de bankas ya. Evet. Sayın Nursi diyor ki Kur'an diyor değil banka yani bankada iş yapmak bankanın kapısından dahi geçmeyi yasaklar diyor. Ama sen Bankasya'da cevşer okuyorsun. Bu da ayrı bir şey yani. Bankasya kapatılmasın diye. Ve Bankasya'da birileri Bankasya'ya yollandı, para yatırdı. Şu an o insanlar Türkiye'de şey yapılıyor, örgütle destek vermekten ceza görüyorlar. Ama Bankasya'nın o büyük şeyleri nerede? Yani o büyük mudileri, yani büyük şeyleri nerede? Yani hep böyle oluyor zaten. Yani bu piyonlar var, sutralar. Yani bu Hindu kast sistemi aynen, gibi. Aynen. Yani hizmetin bir sutra kesimi vardı, sutralar. Onlar kurban edildi. Onlar kurban oldu. Evet. Ahiretleri hani öldülerse ahiretleri kurtuldu. Yani hani şey gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi şehit oldular yani gibi aynen, bir şey yani. Aynen öyle. Bu gidiyoruz. Ben geç kalacağım havaalanına. Çok teşekkür ederim İlhan kardeşim. Böyle çok soyadı neydi senin? Gökalp. Çok böyle şey oldu. İlhan Gökalp. Sen hangi yıl girmiştin şeye, bu tarikata? Cemaat, tarikat ya, bundan daha kötü tarikat mı Allah Allah. Neyse. Şey, hizmette şey yok, tarikat hani kendilerine bu şey yapıyorlar. Tarikatın daha kendisi. Evet. Evet. Tarikata ait bir sürü şey var tabii. Tarikat özelliği var. Yani 2013'te 20 yıl olsa... 93. 2013'te ayrıldı. Evet, 2013'te. Evet. Oldu. Çok teşekkür ederim. Ben bu tarikatla ilgili olarak Türkiye'yi uyarmıştım. Bunlar paralel ikizler olarak Türkiye'yi soyarken, her türlü işkarsızlık yaparken yıllarca yani 15-20 yıl kadar yazdıklarımla ve hatta 8-9 tane video da yaptım. O videoların birçoğu da Türkiye'de AKP döneminde mahkemeler tarafından yanlış şey etti. Ne edildi? Sansürlendi. Kapatıldı YouTube'da falan. Ama şimdi bazı sahtekarlar daha dün Hoca Efendi Hazretleri diye genç karan AKP'ler şimdi beni suçlayabiliyorlar bazen. Ödüm sen Fethullahçısın, FETÖ'cü müsün falan diye. Neyse. Bence bu güzel bir şey oldu. Bir ders yani çok kötü, acı bir şey. Ama olumlu yanına bakarsak tarikatlar konusunda uyarma açısından bence bir ders. Kendinize mukayyet olun. Hiç kimsenin kulu, kölesi, riayası olmayın. La ilahe illallah. Selam ve sevgiyle. Evet, çok teşekkür ederim.